Evet. Uzun zaman sonra Instagram canlı yayınla karşınızdayız. 2024 KPSS sürecini değerlendireceğiz. ALES, DGS'yi bakalım. Biraz girsin öğrencilerimiz. Ondan sonra konuşuruz. İyi akşamlar diyorum. Böyle ilk girişte cümle kurmak zor oluyor. Merhabalar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Merhabalar. Teşekkür ediyoruz. Bayağıdır yapmıyorum canlı yayın ya. Tolgacığım yanına gelmem lazım. Bir işimiz var ya sende de evet. Bayağıdır gelemedim. Evet, iyi akşam. Biraz toplanalım isterseniz. Bir de şu atananlar atandık ama hala buradayızlarını yazsınlar. Ondan sonra biz işimize bakalım olur mu? Şimdi onlar şimdi öyle yazmaları lazım. Kısmet mismet çıkar belli mi? Belli mi olur? Atanmış falan filan diye oradan. Bu işler belli olmaz. 2 gündür ben bu Dilan Polat'ın hikayelerine bakıyorum. Yani anlamsız bir şekilde. Niye bakıyorum hiç bilmiyorum. O da ayrı yani gerçekten. Evet. Bir anda Dilan Polat takip ediyor kendimi buldum ya. Neyse onu şey yapıyorum şu anda. Dengeliyorum. Gizlemeye başladım tekrar. Tamam, sıkıntı yok. Aynen. Aynen. Bir şimdi ya, canlı yayınların belli bir süreci var. Atandım ama buradayımlar var. Şimdi onlar biraz geçsin. Bir de şimdi şey yazarlar. Hoca başladı mı? Bitti mi ders işte. Ya bugünkü paylaşımın altına 2024 KPSS mi yazan oldu ya. Gerçekten. Çok sakinliğimi koruyorum. Gerçekten bak evliya gibiyim. Net söylüyorum size yani. Ben size söyleyeyim. Ben normal ateş adaya da gitmem lazım. Aslında normalde. Vallahi evliya gibiyiz. Yemin ederim bak. Ben size söyleyeyim ya. Yani. Online kamp açtık. Online mi diye soran oldu ya. Yani bugün acayip. Notlarımı aldım. Burada notlarım da var. Onları hep konuşacağım. Sırayla bütün soruları konuşacağım yani. Ya yayını kaydedeceğiz diye yazıyoruz. Paylaşımın üstünde var. Yayını kaydedeceğim diye. Telegram'a yazmışım. Açıklamaya yazmışım. Bugün en az 50 tane yayını kaydedin diye mesaj geldi ya. Ya biz daha önümüzdeki paylaşımı okumuyoruz. Daha biz bu 4 kitaba ne zaman çalışacağız ya? Kutsal kitap gibi aldım önüme. Bu 4 kitaba çalışmamız lazım gerçekten. Daha biz ama önümüzdeki paylaşımı okumuyoruz. Hiçbir şey okumuyoruz. Yani hiç okumak. Şimdi bu neden oluyor biliyor musun? Biraz konuşalım. Bu şeyden. Hazıra çok alışmışız biz. Çok fazla alışmışız ya. Anlatabildim demek ya. Bir okuyayım hoca bir şey yapmış mı? Maalesef. Çok üzgünüm yani gerçekten. Bütün sorulara cevabını vereceğim. Şöyle yapalım. Ben buraya yazdım zaten. Tamam mı? Yayında kaydediyoruz. Tüm soruların %99 cevabını veririm. Yine de sorulara cevap vermemiş olursam diye de yayından sonra sohbeti açarım. Tamam mı? Orada da konuşuruz. Şu an çok soruya gerek yok. Tüm soruların cevabını vereceğim. Rahat olalım. Tamam, onun için buradayım zaten. Kendimizi hazırladık. Yayından sonra da yani bu iş bitince de hemen sohbeti açarım ben. Tamam mı? Orada da şey yaparız. Yine altta sorarsınız siz mutlaka. İşte aynı soruyu sorarsanız cevaplamam. O da ayrı mesele yani. Farklı soru olursa orada da sorularınıza cevap vermiş oluruz. Olur mu? Birkaç dakika daha bekleyelim. Sonra başlarız yavaş yavaş. Bu ara evet Türkiye'nin gündemi sıcak. Hava çok sıcak gerçekten. Yani her taraf sıcak. Normalde atletle yayına çıkma düşüncem vardı ama birkaç kişiye sordum. Hoş olmaz dediler. O yüzden onu üstüme giydim arkadaşlar. Açık konuşayım. Her şeyi açık konuşalım. Hani burada çok açık bir yayın olacaktı aslında. Atletle yasak mı acaba? Onu bir yazsanız. Atletle yayın yasak mı oluyor? Yasak değil değil mi? Bence değil. Yani sıcaktan yazsak altına sıcaktan dolayı yazsak Instagram'a mesaj atsak oluyor mu öyle? Ha? Kollu mollu bir şey yani. Hatta strapless giymiyoruz ya. Aynen. Çok sıkıntı olmayacak ama şu an sıcak yani. Diyenler var. Bunu bir Google'a yazsanız da ben yazamıyorum şimdi. Hatta de yayın yasak mı diye. Ama ben size diyorum yayına giren sayısı 1.000 kişi artar. İsmimiz çıkar Atlet Loja diye hatırlıyor musun? Ne olacak? Bir şey olmaz.
siz içeriye odaklı. Siz ne yapacaksınız? İşinize bakın. Üstümüze başımıza soktuklarım. Bak hemen başladı. Hocam başlamadı artık. Başlamıyorum. Ne yapacaksınız acaba? Başlamıyorum şu an. Yayın benim değil mi? Şimdi bu canlı yayında şunu öğrenelim artık. Lütfen. Artık bir şey öğrenmeniz lazım ya. Hoca istediği zaman başlar. Siz istediği zaman değil. O özel ders oluyor. O para veriyor. Saatine 500 TL. Başla lan diyor hocaya. Başla diyor. Tamam, eline kırbaca alıyorum. Çöz diyorum. Çözüyor. O özel ders. Burası öyle bir yer değil yani. Tamam. Burada ben takılırım öyle. Bak yayını kaydedin diyenler var. Görüyor musun? Bu sıra o da çok. Şimdi bunlar gündeme geliyordu. Bu konuları ÖSYM tarafından açıklama yapılmadan bence çok fazla şey yapmamak lazım. Sınav Mayıs'a çekilir mi diyenler var. Çekilir mi? Biri öyle yazdı bana. Hocam sınav Mayıs'a çekilirse ne olur dedi. Ben de sınav Mayıs'a çekilmiş olur dedim. Yani bu tarz sorulara da cevap veriyoruz. Biliyor musunuz? Bu canlı yayın mı diyen var. Bu seneki beni şey yapıyorsunuz değil mi? Hocayı kışkırtıyoruz. Kışkırtma mı diyorsun bunu? Kışkırtma mı çekiyorsunuz? Öyle bir şey. Ya geçen biri şey yazdı ya. Vallahi bak bunlar hepsi sokulmuş değil mi? Şimdi aklıma geldi. Ön lisansım çok geç kaldım. Ne yapmam lazım yazdı. Benim psikolojimi bozacaksın. Yemin ederim bak. Vallahi böyle bir şey olamaz. Ya ön lisans sınavına 2 sene falan var bak. Evlensen çocuk yapsan çocukla beraber girersin sınava. Ön lisansı ne kadar var? Allah ben mi yanlış biliyorum? Bu ön lisans sınavı Eylül Ekim'de yapılmıyor. Biz Ağustos'ta değil miyiz? 13-14 ay yok mu? Yani 35 ay mı çalışacaksın? Ne yapacaksın? Yani böyle bir şey olamaz gerçekten. Ya beni vallahi zorluyorsunuz. Ama sabırla cevap veriyorum bunlara. Yemin ediyorum bak. Dedim ki şaka yapmıyorsun değil mi? Ciddi ciddi cevap verdim. Sesli mesaj attım. Evet. Mehmet hocam siz Mehmet misiniz diye. Gerçekten Gerçekten. Şu an o belli olmaz ki İrem ya. Çok zor bir soru sordu. Alta biri şey yazar şimdi. 12. denemenin cevabı anahtarı var mı falan yazsanız. Tamam. 36 geçiyor. İsterseniz böyle 38 geçe falan başlayalım olur mu? Yani olur mu derken soruyorum ama lafın gelişi olur falan yazmayın. Size sorduğumdan değil yani ayıp olmasın diye. Yoksa istersen başlamam. Ne olacak yani? Kötü bir şey yapmıyoruz ki. Evet. Konuşacağım. Çok konuşacağım şey. Beni tutmayın. Bak sohbeti kapatacağım. Tamam mı? Konuşacağım. Saydıracağım. Sonra sohbeti ama sonuna kadar bekleyin. Sonunda da bir tane bir projem var. Çok yakın takiplerimle yapacağım bir proje var. Bak onu bunu en sonda, en son kalanlarla açıklayacağım bunu. Herkesle değil. Tamam mı? En sonda kalanlarla açıklayacağım ya. Tamam mı? En sonunda projem var. Kalmayanlar, çünkü kalmayanlar olacak şimdi. Anladın mı? Adam hiçbir şeye vakit ayırmayan öğrenci çeşidimiz var bizim yani. Hiçbir şeye. Yani örneklendireyim mesela. Şimdi diyor ki hangi konulara çalışayım diyor. Tamam. Ben de diyorum ki hocam diyorum bu konu çok uzun. Yani biraz konuşmam gerekiyor. İlk videomu izleyin diyor. Orada anlatıyorum diyor. Hani ilk videom var ya benim hangi konudan kaç soru çıkıyor YouTube'da. Orada var zaten. Videonun linkini atıyorum. Video 25 dakika. 3 dakika sonra tekrar mesaj atıyor. Peki diyor hangi kitapları alayım diyor. İzledin mi diyor. İzleyeceğim hocam sonra izlerim diyor. Ya kardeşim ben sana demişim ki bunu bir izle. Ona da sabrı yok. Gerçekten. Serdar niye böyle hayır yazıyorsun? Hayırdır inşallah. Adam falan mı vardı ya? Yayını sabote etmeyin bak. Psikolojimi bozmayın. En sevmediğim şey ya. Tamam. Burada oturmuş iş yapıyoruz. Evet, hazır mısınız? Başlıyoruz. Kapatıyorum sohbet. Kapatıyorum, tamam mı? Kapatıyorum. Sohbeti kapatıyorum. Yayını tabii ki kaydedeceğiz. Ama arkadaşlar bakın, bu işin ciddiyeti açısından oturup dinlemeniz lazım. Bak, yayını tabii ki kaydediyoruz. Biz burada amacımız üzüm yemek, bağcı dövmek değil. Net söylüyorum yani. Ama bu işin ciddiyeti açısından oturacaksın. Diyeceksin bu adam ne diyor kardeşim? Ben bu adamla çalışıyorum. Bu adam acaba nasıl bir yol tavsiye edecek bana? Nerede ben yanlış yapıyorum? Diye bunu dinlemeniz lazım. Yayının sonunda da sürpriz projem var. Bazı 250-300 kişilik proje yapacağım. Beklerseniz bakacağız. Kapatıyorum yorumları. Tamam mı? Başlıyoruz. Tamam. Evet. Başlayalım.
Lan yorum yapmayı kapattık. Evet. Yorum yapmayı kapattık. Tamam. Şimdi bak. Önce başlıyorum. Şimdi bizim 4 tane kitabımız var şu an piyasada. Bak, sorulan sorular. Ben şimdi 2 aydır soru biriktiriyorum. Heybeme soru koydum 2 aydır. 2 aydır ben günde en az abartmıyorumdur. Yani 150-200 arası tahminince. Bazı günler 50 olabilir, 70-80'e düşüyor. Bazı günler 300'e de çıktı olmuştur. Mesela ben bu 60 bin paylaşımı yaptım. Herhalde 700 mesaja cevap vermişimdir. Yani çok fazla mesaja cevap veriyorum. Bu Instagram benim için bir yani iş gibi, günde birkaç 2-3 saatimi net ayırıyorum yani, onu söylemem lazım. Mesajlar için. Ben bunları şimdi biriktirdim. Bu sene normalde şu andaki canlı yayın tarihimiz yanlış. Çünkü niye? Öğretmenlik sınavları vardı. Onun daha sonra 25'inde açıklanacak. Öğrenci sınava girdi. Kazanıp kazanmadığı belli değil. Ama 2 yılda bir yapılan bir sınav, öğrenci erken çalışmaya başladığı için, lisans, ön lisans, lise gibi. O yüzden bizim de bir tık erken başlamamız doğru olurdu. O yüzden hani yavaş yavaş da olsa bu yayını yapmak da gerekiyor yani. Bir kitle var çünkü 2 yılda bir bekleyen. Onlar birkaç aydır çalışıyorlar. Veya yeni başlayanlar var. 4 kitabımız var şimdi bizim. Birinci kitabımız şu. Temel matematik. Doğru mu? 7 ana temel matematik arkadaşlar. Şimdi bu kitap ne yaparsa, bu kitap hızlanmak isteyen öğrenciyi hızlandırır. Sıfırdan başlamak isteyen öğrenciye de bir yol gösterir. Bu kitabın kitaplarımız tamam video çözümlü bu arada. Onu da söyleyeyim. Konu anlatımda çözümlü. Bu kitap 7 tane konu barındırıyor arkadaşlar içerisinde. Ben detaylı videosunu YouTube'da var. Yedik Dinleyici kanalında var. Size zahmet açın bakın. Detaylı videosu var bunun. Çözümlü, cevap anlatır bir kitap. Şimdi bu kitaba kim alacak? Bu kitabı kim almayacağı anlatayım ben. Oradan sen kendine pay biç. Bu kitabı ben KPSS'de şu anda 20 net yapıyorum zaten. Bak 20 net yapıyorum zaten, yürüyorum bana şarkısı da. Diyenlerin almasına gerek yok. Almayabilir. Ama 20 netin 6 yapan her öğrencinin bu kitabı alıp eksini gidermesi, hızlanması açısından çok önemli bir kitaptır. O yüzden tavsiye ediyoruz. Bu kitabın mantığı budur. DGS ve ALES'te ben zaten 35 net yapıyorum. Girdim 35 net yaptım. 30'un üstü her zaman yapıyorum. Diğer öğrenci almayabilir. Onu söyleyeyim. Ama diğer öğrencilerin tamamının alması gerekir. Ve bu kitapla başlaması lazım. Doğru kitap. Bu kitap bitene kadar da tekrar söylüyorum. Hiçbir kitaba çalışmamanız lazım. Bak söylüyorum. Bu kitap bitene kadar. Bu kitapla beraber hiçbir kitap götürülmez. Bu kitap bitecek. Ondan sonra diğer kitaplara geçeceğiz. Öncelikle bu kitap. Birinci bu. Buraya aldık mı? Tamam demek. Bunun problemlerini yazıyoruz. Bak vallahi yazıyoruz. Billah inanmıyorsunuz. Bak bana sürekli soruyorsun ne zaman çıkacak. Arkadaşlar problemleri yazıyoruz. Yani alıp şu an bitirecek haliniz yok. Bir acele etmeyin. Bakın burada da problemler. Burada problem yok mu? Var. Var. Bu soru bankamızda da var. Problemlerini yazıyorum. Ama şunlar çıksın hani geç kalmasın diye bunlar üzerine yoğunlaştık. Özellikle soru bankamızın videolarını tamamı değiştirdiğimiz için biraz vakit aldı. Kolay değil bu işler. O yüzden şu an problemi yazıyorum. En kısa zamanda, bu en kısa zamanda 1 ay da olabilir, 1,5 da olabilir, 25 gün de olabilir. Çalışıyoruz üzerine. Tamam mıdır? Ben ilk adımı bitirmek üzereyim. Yani ben yazıyorum, videosunu çekeceğim falan. Bir sürü işi var problemlerin. Yani taslak çıktı. Ben birkaç konu anlatım bölümünü yazdım. Ama çok güzel bir kitap olacak. Yani bunu buradan söylüyorum. Yani bunun problemleri 7 adımda kolaydan zora problemler diye çıkaracağım onu. 7 adımda kolaydan zora problemler. Yani en temelden başlayacak o kitap. En üst seviyede hitap edecek. Yavaş yavaş seviyesini arttıracağız. Tüm soru tarzları da çok kaliteli bir kitap olacak. Yani lütfen biraz sabredin, acele etmeyin. Bakın en yakın kişinin sınavı şu anda atıyorum KPSS lisans veya DGS olur. Temmuz'da yapılır. En ihtimal Temmuz'da yapılır. 7 ay oradan, 4 ay buradan, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık 11 ay var. Lütfen acele etmeyelim. Lütfen bak lütfen. Ben zaten çıkınca kitabımı niye satmayayım? Ben satmak istiyorum zaten. Bunu bana çok soruyorsunuz. Ben zaten yazıyorum. Merak etmeyin yani. Tamam? Acele etmeyin. Önce bu kitap bitecek. Sonra bu kitap bittikten sonra bitince video ders notumuz var. Bu sene biz bunu güncelledik. Arkadaşlar bu ders notunu güncelledik. Nasıl güncelledik mesela? 2 yıldır yani 2 yıldır 2022'de sınav çekmiştik video. 24'te çekmiş olduk. 2 yıl önce de çekmiştik zaten. Biz de baktık 2 yıl sınavlarına, bazı soruları değiştirdik. Bazılarını öne aldık, bazılarını arkaya aldık. Birkaç bir videonun yeri değişti falan mesela. Onları daha doğru, daha düzenli olsun diye yaptık. Bu video ders notundan devam edeceksin. Ama ben bakın bu çok önemli bir şey var. Video ders notunda ilk videoyu izlemeden, yani hangi konuya çalışım videosunu izlemeden asla ve asla başlamayacaksınız. Bak en büyük yanlışınız. Ben şunu takip ediyorum. Ben öğrenci takip ediyorum Instagram hesabımda. Paylaşım yapıyor öğrenci mesela şimdi. Ben çok da yakından takip eden öğrenci yani. Şimdi sırayı ben demişim ki örnek veriyorum. İlk videoda atıyorum tek çift çalışın. İşte çözümleme sayı basamakları çalışın. İşte faktöriyel çalışın demişim. Adam paylaşıyor mesela işte. Atıyorum nerede var? İşte burada değer verme videosundayım. Şimdi ben sana değer verme çalış dememişim ki.
Dememişim ben sana DVM'e çalıştım. Sen niye DVM'e çalışıyorsun? Arkadaşlar belli bir seviyeye gelmeden fantezi aramaya gerek yok. Biz fantezi yapmıyoruz. Şimdi verim mi almak istiyorsanız dinleyin. Anlatıyorum ben sana bunu. Orada YouTube'da da anlatmışım da orada dinlemiyorsun. Burada tekrar anlatıyorum. Yani bir öğrenci de mesela böyle 8-10 tane mesaj attı. Bu arada şunu da söyleyeyim. Burada bazı öğrenci mesajlarını söyleyeceğim. Yani şöyle. Kim olduğunuzu tanımıyorum ben. Çoğu öğrencilerle fake hesaptan mesajlaşıyoruz. Yani söyleyeceğim derken şu öğrenci şunu yazmış diyeceğim ama tanımıyorum ben kimse. İsim vererek konuşmayacağım. Lütfen öğrenciler şunu yapmasınlar. Tekrar hocam mesajı atan bendim. Canlı yayında mesajımı konuştum. Yani tanımıyoruz zaten kimseyi. Yani isim de vermeyeceğiz. O yüzden tekrar dönüt almak istemiyorum. Anlaşıldı mı yani? Mesela bazı işte şu mesaj geldi bana şu falan diyeceğim. Örnek vereceğim. Bunu hani öğrenin görün diye yani. Onu da tekrar dönüp bana mesaj atmayın. Hocam o bendim, ben canlı yayında konuştuğunuz falan. Konuşmak zorundayım ya. Bir yerde bir yanlış fazla konuşuyoruz. Şimdi bakın. Bu kitabı aldığınız zaman tekrarlıyorum. Şu bittikten sonra. Bu kitabı alıyorsunuz. 2024. Bunun 2023'ü alanlar var. Bakın ben bunu paylaşım bile yaptım. Ama bakmıyorsunuz ki paylaşımlara. Paylaşım bile yaptım. Arkadaşlar isteyenler almayabilir. 2023 videoda orada var zaten. YouTube'da var. Kaldırmadık. Bakın ticari olsak, insan olmasak 2023 videonu kaldırırız, mecbur bırakırız. Bak, insanlığımızı gör orada sen. Bizim yayın evinin beri insanlığımı gör. Videoları kaldırmadık. 2023 alanlar videolardan devam edebilir. Ama bunları da yeni çektik. Bunu videodan çektik. Fırsat olanlar alsın. Kardeşim para sonra alsın. Öyle diyeyim. Ne diyeyim daha ben sana ya. Alabilirsin yani. Ondan bir şey. Hocam diyor peki bir şey olur mu? Ya ne olabilir ya? 2 yıldır onunla çalışıyoruz zaten biz. Ne olabilir yani? Ama ne yaptık? İşte burada 3-5 soru daha değiştirdik yani. Ne oldu? Yeni sınav yapılmış. O soruları koyduk içine. Ne yapabiliriz yani? Doğru daha düzenli olduğunu düşünüyor. Biz de kendimizi geliştiriyoruz tabii ki yani. Biz de gelişme ve öğrenim açığız. Bu kitapta da dediğim gibi ilk videoda bahsettiğim konulara çalışacaksınız. Belli bir seviyeye geleceksin. Sonra ne istiyorsan çalış. Yani sen daha 10 nete çıkmamışsın. 20. netlik konuyu çalışıyorsun. Çıkmaya ihtimal olan konuyu çalışıyorsun. Ya ben sana diyorum kesin çıkacak konular var. Burada. Sen çıkmama ihtimali olan konuyu öne alıyorsun. Sonra diyorsun ki 5 ay sonra ben niye yapamıyorum? Ya öğrenci bana mesaj atmış. Bak ben bunu bunlar yaşanmış hikayeler. Ya bak bunlar gerçekten hepsi yaşanmış hikayeler. İyi dinleyin. Hocam bunu bitirdim diyor. Bunu bitirmiş. Bu kitapta da 2023 varmış elinde. 95. videoya gelmiş. 95'e gelmiş. Bak bu öğrenci gerçek. Diyor ki ben bundan sonra ne yapayım diyor. Ben de sorarım. Kaç net yapıyorsun dedim. 5-6 yapıyormuş. Bak bu bitmiş. 95'e gelmiş. 108 video var. 5-6 net yapıyor şimdi. Nereyi düzelteyim ben şimdi? Nereyi düzelteyim? Bu bitmemiş. Yalan. Çalışmamış buna ya. Ne yapmış? Video izlemiş. Belki de yazmış. Şunu bitirsen 6-7 soru yaparsın. Şunu bitirsen 6-7 soru yaparsın. Yani 95'e gelmiş. 95'e senin ne işin var? Senin ne işin var 95'te? Benim anlattığım konu senin işin 75'te bitmesi lazım. En kötü. 75'te de 40-50 video izleyeceksin toplamda zaten. Ne işin var 95'te? Hiçbir yol yok. Hadi çöz bu meseleyi şimdi. Neye yanacağım? Giden vaktime mi yanayım? Öğrenci yanlış ona mı yanayım? Nasıl cevap vereyim ona mı yanayım? Yani yanlış çalışmış. Ve lütfen bak rica ediyorum. Artık şundan da vazgeçin. Bak videolarda yanlış izleme teknikleriniz var. Anlatıyorum. Durdur çöz tekniği. Çok yanlış. Çok yanlış. Bak izliyor durduruyor çözmeye çalışıyor. Ya soru bankasını çözüyorsun kardeşim. Ya soru bankası var işte. Al çöz. Çöz soru bankasını. Sonra çözümlerini sonra karekoptan bakarsın. Bak var burada. Videoyu niye durdurup çözüyorsun sen ya? Videoyu hoca konuyu anlatacak sana ya. Ben sana konuyu anlatacağım. Bak mesela burada videoyu izliyoruz değil mi? Nasıl izlenir anlatıyorum. Veya hoca çözerken yazıyor. Kendini kandırıyorsun. Matematik çalıştım zannediyorsun yani. Aileni kandırıyorsun. Kendi sonra da yapamıyorsun zaten. Mümkün değil zaten. Anlatıyorum. Tek çift sayı 1. bölüm. Bak örnek veriyorum. 14. video. Kare kod da koyduk buraya. YouTube'a da Yedik Dinleyicilik kanalına girip oynatma listesine bakarsanız orada görürsünüz. Ya da Mehmet Bilge Yıldız 2024 yazın. Orada da çıkıyor. Ya öğrenci bulamadım diyor ya. Ya bir o kadar hazıra alışmayın. Ya ne olacak? Kaç defa paylaştık ya? Kaç defa paylaştık? Yani YouTube'a kanala girip de oynatma listesine bakmak bu kadar zor olmasa gerek ya. Bu kadar zor olmasa gerek yani. Instagram'da filmik fotoğraf paylaşıyorsunuz. Her şeyi öğrenmişsiniz filtreden. Adamı gerçek adı tanımasam inanmayacağım o olduğuna yani. 55 bin filtre koyuyorsun. İşte öğrenmişsin. Videolarınızı nerede bulamadım diyor. Ya nasıl bulamıyorsun? Nasıl bulamıyorsun ya? 2024 Mehmet bir kere 2024 yazsan yine bulursun ya. Neyse sakin oluyor. Video nasıl izlenir? 14. video. Değil mi?
Burada başlamışım ben. Konuyu anlatıyorum. Konu anlatım bölümünde de yazmışım buraya. İnsanlığı görüyor musun? Sonra bu videoda kaç soru var mesela? İşte 15, 8 tane soru çözmüşüm. Konu anlatım bölümü dolan bir bölüm. Bu 8 soruluk yere kadar orası izlenir. Hiçbir şey yazılmaz. Bak söylüyorum, bak anlatıyorum. Yapmayın bak. Bak bu yanlışa düşmeyin. Bak bunları herkes anlatmaz. Millet kitabını basıp çıkıp gidiyor. Ben açık konuşayım yani. Kimsenin öğrenciyle önemsediği falan da yok. Burada öğretmen de yanlış anlamasın beni. Kusura bakmasınlar. Bir tane öğretmen çıkıp da nasıl çalışmalıdır diye yayın yapıyor mu? Adam 2023 sınavı oluyor. Soruları yorumlamıyor. Kimse kusura bakmasın ya. Kitabımı satıyor mu? Satıyor. Millet buna bakıyor artık. Ben bu öğretmenlere de açıkçası kızarım yani. Kimse kusura bakmasın. Biz burada emek veriyoruz. Burada KPSS öğrencisi çok Türkiye'nin en zor şartlarda çalışan öğrencisidir. Çocuğu vardır. Maddi durumu yoktur. 25 yaşına gelip 30 yaşına gelip ailesinden para alıyordur. Aile evinde çok zor bir süreçten geçen mi? Bunu önemsemek zorundayız. Herkes kendini geliştirsin kardeşim. İnsanlara doğru yolu göstersinler. Kimse kusura bakmasın. Meslektaşlarıma da söylüyorum ya. Öğrenciyi doğru çalıştırsınlar. Çıkmayan konuyu anlatmaya durmasınlar yani. Ya ben 2023 kitabına geçen bakıyorum. Ben her kitabı inceliyorum. Atıyorum. Kanalın 400 bin abonesi var. Adam kanalda matematik anlatmış. 2023 soru bankasını aldım elime. Bakıyorum. Baktım. Sayısal mantık. Bir test var ya. 8 soru. Bir test var. Bir test. 6 soru çıktı ya. 6 soru çıktı. Hiç mi bakmıyorsunuz yani? Hiç mi bakmadınız buna? Yani siz de lütfen takip edeceğiniz hocaları, alacağınız kitap hocalarını dikkatli takip edin yani. Lütfen. Herkesin peşine böyle gitmeyin yani. Adam öğrenciyi yönlendiriyor mu? Mesajına cevap veriyor mu? Kitapların arkasında, hepsinin arkasındayız. Bir tane nokta hatası olsun arkasındayız yani. Her sorumda cevap veriyorum ben. Bu benim işim bu ya. Bunu yapmak zorundayım. KPSS'ye cevap vermem. Kime cevap vereceğim ben? Benim işim bu. Adam benden ümitlenmiş. Matematik yapabilirim demiş adam buna ya. Adam bir test koymuş sayısal mantıktan ya. Böyle bir şey olabilir mi? 6 soru geldi ya. Ne olacak? Nasıl anlatacağız kendimizi burada öğrenciye? Ben bas bas bağırdım. 3 yıldır bağırıyorum. Sayısal sayı problemi diye. 10 soru çıktı 2023 KPSS'de. 10 soru çıktı. 10 soru. Hala işçi havuz peşine, kardeşim belli, onun peşine, bunun peşine gidiyorsunuz. Gitmeyin diyorum, yeter. Çıkacak konular az çok belli. Onlara çalışın. Lütfen. Aklıma geldikçe söylüyorum, unutmayayım diye. Geldik. 14. video. Doğru mu? İzledin. Video bitti. Şimdi konu devam ediyorsa söylüyorum bak. Mesela 14 de tek çift sayılar, 15 de tek çift sayılar. Eğer 14'ü iyi anladıysan tavsiyemi söylüyorum. 14, 15'i beraber izle. Tek çift sayıları izlemesini bitir. Kitapta bir şey yazmıyorsun. Kağıda da bir şey yazmıyorsun. İzlemesin. Hızlandırarak da izleme. Videoları bitsin diye izlemiyoruz. Ya lütfen Allah rızası için ya. Bitsin diye video izlenir mi ya? Anlamak için izliyoruz. Yapmak için izliyoruz arkadaşlar. Bakın bitsin diye video izlenmez. Sen bu tek çift sayıları iyi anlarsan her deneme karşına çıkacak. Sınavda da karşına çıkmayı da çok yüksek. Örnek veriyorum. Sen bitsin diye neyi izliyorsun? Biz bu yayını şu an bitsin diye mi yapıyoruz? Kaçta biterse bitsin. Yani biz kimi kurtarırsak kar diye bakıyoruz buraya. Yani öğrenciler matematik sorunu var. Türkiye'de çok ciddi bir sorun. Ve kimse öğrencileri yönlendirmemiş. Kimse de kusura bakmasın şimdiye kadar. Bunu biz 3 yıldır, 2 yıldır çırpınıyoruz. Çırpınıyoruz yani. Bitsin diye video mu izlenir ya? Hızlandırıyor. Çarp peki de çarp. Ya amacımız bu değil ki bizim ya. Konuyu anladın mı? Yok. Video bitti. Ya videonun bitmiş olması konu yeni başlıyor senin için. Video bitti de konu yeni başlıyor. Sen başlayacaksın. 14, 15 izledin mesela. Tek çift sayı bittim. 14'ü anladıysan 15'i beraber izle. Ama 14'ü anlamadıysan çok fazla hemen ne yapıyorsun? Kapattın videoyu. Kapatıyorsun. 14'ün sorularını kendin çözüyorsun. Cevap anahtarına bakmak için videoya dönmeye gerek yok. Kitabın arkasında cevap anahtarı var zaten. Koyduk. Türkiye'nin en iyi video ders notu. Net söylüyorum. Kimse kusura bakmasın. Açın diğer kitaplara bakın ya. En iyisi. Hiç eleştiri kabul edemeyiz yani. Çözüyorsun soruları. Tamam mı? Çözüyorsun. Takıldığın soruya tekrar bakarsın. Takıldığın soruya bak. Daha tekrar video dönmeye gerek yok. Bitti video işi. Cevap anahtarı var zaten arkasında. Doğru yapsan problem yok. Takıldığına bakarsın. Onun notunu alırsın bir daha tekrar. Hoca ne yapmışsa. Sonra 15. video. İzlersin. İzlersin. Yine yazmazsın. Altı boşluklu falan cevap. Çok güzel gerçekten. Yani bulunmaz nimet. Ben açık konuşayım yani. Yani yoktu 2 sene önce bunlar. Artık var. Yani şu an 2024 için çok şanslı bence öğrenci. Çünkü çok çabalıyoruz. Takip ediyorsa bize eğer yani. 15'i izliyorsun mesela. Sonra tekrar çözüyorsun sorular. Sonra geçiyorsun kardeşim.
Anlaşıldı mı? Ama ilk videoda bahsettiğim konulardan başlıyorsunuz. Bak temel olmayanlara söylüyorum. Çok önemli bak. Bu kitaptan sonra bu kitap. Peki soru bankasını nasıl yapalım? Beraber götürebilirsiniz. Bak. Bu kitapta ne çalıştık şu anda biz? Tek çift sayı. İki videosu mu var? Evet. İzledik mi? Evet. Sorularını kendimiz çözdük mü? Bak kalemi siz oynatmanız lazım. Ben değil. Benim çözümümü yazarsan ne anlamı var? Ne kaldı orada? O zaman yaz kızım yaz. Yazıyorsun ya. Bu böyle bir şey değil. Dizgici benim kitabımı yazıyor. Bunun dizgisini yapan kitabımı yazıyor. Matematik bilmiyor. O da aynısın. O da bilmiyor matematik. Yazıyor sadece. Bir anlamı yok ki. Gördüğünü yazıyorsun. Bu anlamıyorsun ama yazıyorsun. Bu kitap tek çift sayı bitti mi mesela? O zaman bu soru bankasının şu anda Türkiye'nin en çok sorulan soru bankalarından bir tanesi. Onu da söyleyeyim. Yakında ikinci baskıya gireceğiz. Bu soru bankasının tek çift sayılar testini çözüyorsun. Anlaşıldı mı? Ne oldu? Konu böyle. Konu böyle var ya. Böyle birbirine bağlandı. Anladın mı? İyice sımsıkı oldu yani. Burada anlamıştın. Vardı bir şeyler. Burada da pekiştirdin şimdi o konuyu. Burada çözemeden sorun var. Olabilir. Olabilir. Hemen ne yapıyorsun? Testin sonunda kare kodu var. Kare kodu telefonuna direkt kameraya okutuyorsunuz. O kare kodda ben soruları tek tek çözdüm. Bu kitabın tamamının çözümlerini yeniledim. Video çözüm yaptım. İki tane sebebi var. Bir, teknoloji biraz daha gelişti bizim açımızdan. Biz ilk çözüm yapmıştık kitabımızda. Daha net görünsün diye soruları tek tek koydum. Tek tek çözüyorum soruları detaylı bir şekilde. Daha önce testin içinde çözüyordum. Karmaşık olmasın diye bu kitap için konuşuyorum. İki, çözüm koymadık içine kitap pahalanmasın diye. 109 TL şu kitap. Gerçekten ya. Çok piyasanın en ucuz fiyat performans ürünü derler ya. Gerçekten öyle. Bak bunu alınca anlarsınız. Çalışınca anlarsınız bunları. Bunları çalışmadan anlayamazsınız ya. Sonra bu ikisini çalıştık mı? Bak bunu bitirdik. Bu ikisini çalıştık mı? Güncelledik. 10 deneme yeni içindeki. Hepsinin çözümü yapıldı. Video çözümü 30 tane denememiz var şu anda. Şimdi şöyle. Ben kitapları yani şunu daha sonra alıyorsunuz genelde deneme sınavını. Doğru katılıyorum. Ama Ocak'tan sonra bir 20-30 lira falan fiyat artışı olur bu işlerde. Şimdi niye? Yılbaşından sonra vergi artışı olduğu için kağıt da pahalanabilir. Biz olmaması için çok uğraşıyoruz. Yani 30 denemenin çözümü videolarda. O yüzden çözüm içinde yok. Çözüm dosya içinde kitap olacak 200 lira. O yüzden bu kitabı da erken alabilirsiniz. Tavsiyem odur. Hani uygun olsun fiyatı diye. Şu anda zaten biz en alt tabandan da fiyat belirliyoruz. Onu da söylemem lazım. Yani diğer kitaplarla karşılaştırın. İçerik olarak da karşılaştırın. Fiyat olarak da karşılaştırın. En iyisi şu anda ama bizde bilginiz olsun. Bu kitabın da problemi çıkacak. Problem çıkınca da alırsınız problemi baştan sona. Yine orada da ben belli konulardan bahsedeceğim. O konularla yoğunlaşarak çalışırsınız. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Buna dikkat edin. Bu bir. İkincisi. Devam ediyorum. Sakin. Şimdi diyor ki öğrenci bak mesaj. Gelen mesaj şu. Hocam diyor. Ben diyor her konuya çalışmam lazım. Ben de diyorum ki. Örneğin diyor ki geometri çalışmam lazım. Tamam. Olabilir. Ben hemen şey soruyorum. Kaç net yapıyorsun? Sorun mu? Hocam diyor ben şu an 6-7 net yapıyorum diyor. Çok güzel olabilir. Ben de diyorum ki 6-7 net yapıyorsan şu an için geometri çalışma. Belli bir seviyeye gel sonra çalış. Ama hocam benim 20 net yapmam lazım. Çok güzel. Ne kadar güzel değil mi? Tamam. 20 net yapman için önce 10-15 net yapman lazım. 10-15-20'den küçük bir sayı. 10-15 nete bir çık sonra 20 neti yap. Problem yok. 15'e gelmeden 20 nasıl yapacaksın? Ben şimdi buradan İstanbul'a gidiyorum. Önümde Ankara yolu var. Ben diyorum ki Ankara yolu var, İstanbul'a gideceğim. Hadi git karayoluyla. Nasıl gideceğim? Samsun'dan gidersin, Erzurum'dan gidersin. Orada da Ankara'ya gideceğim. Alttan gidip Ege'den gidip. O da çok uzar. Gördün mü yolu? Bak gidemedik. Yani bu yanlışlara düşmeyin arkadaşlar. Düşmeyin. Bizim amacımız bakın bu kitapların hepsinde tüm konular var. Bak şurada faiz bile var. Faiz. Anlatmışız ya. Yani. Anladın mı olayı? Ama diyoruz ki sınavda hangi konudan soru çıkıyorsa ona öncelik verelim. Hedeflerimiz 20 net üstüyse her konuya çalışalım. Ama bu realiteyle çalışalım. Yani mesela sen sınava giriyorsun vaktin kalmıyor kardeşim. Sen hiçbir sınavda vaktin kalmamış. Hiçbir sınavda vaktin kalmamış senin. O zaman yapacak bir şey yok. Konu seçmek zorundasın. Çok çıkan konuları seçmek zorundasın. Ya. Başka çaresi yok bu işin. Yok anlatıyorum ben sana. Yani. Problem çalışan adam alacak sayısal mantık. Sayı problemi grafik çalışacak. Bak 3 konu söylüyorum. Bu sene 10 soru çıktı. Bu sene çıkan soru sayı 11 problem var zaten. 10 soru çıktı. Ben 2 yıldır söylüyorum ama bunu. 2 yıldır bir Allah'ın kulu bunu söylemiyor öğretmenlerden. Buyursunlar canlı yayın yapmışlar mı? Öğrenciyi yönlendirmişler mi? Hadi bakalım. Anlatıyor konuyu. Öğrenci neye çalışmış ne? Hiç önemli değil. Bu mu şimdi doğru olan yani? Bu doğru mu şimdi?
Bizim amacımız kitabı çıkarıp, tamam çıkardık. Neyse o öğren hali varsa görürsün. Niye? Teknoloji var artık. Yani ben öğrencinin yönlendirilmesi, bak bizim derste yönlendirme çok önemlidir. Söylüyorum bak. Bizim derste yönlendirme çok önemlidir. Bak biz Instagram yayını yapıyoruz. Mesajlara cevap veriyoruz. Yıl içinde Instagram'a soru çözümü yapıyoruz. Niye? Başkaları da yapsa keşke. Ben çok mutlu olurum. Matematikten yapan hoca yok neredeyse. Bazen yapıyorlar 2-3 yayın. Onu da açık söyleyeyim yani. Burada hiç yalan söylemiyorum ki. 2-3 yayın yapıyorlar. Sonra bakıyorlar ki olmuyor. İşte teknik nedenden dolayı yapamıyoruz. Şöyle oluyor. Niye yapın? Devam edin. Devam edin. Bir şey olmaz ya. Bir zarar olmaz yani. Öğrenci faydalansın ya. Ama doğru yere. Adam canlı yayın açıyor mesela. İlk canlı yayın Obobokek. İlk canlı yayın Obobokek yani. Ne zaman soru çıkmış en son? 2012'de. Ne oldu şimdi? Ne yapacağız şimdi? Hadi gel. Anlat. Bir de kitabın başına yazmışlar. İşte Obobokek'ten temel işte şöyle yazmış. İşte sayılar Obobokek 3 soru çıkıyor yazmışlar. Tamam mı kitabın bir tane kitaba? Öğrenci bana mesaj atıyor. Hocam Obobokek 3 soru çıkıyormuş diyor. Bak şimdi hadi. Şimdi ne yapacaksın? Hadi öğrenci gel yönlendirme hadi bakalım. Gel de bu yayınları yapma şimdi yani. Yazık değil mi bu adama ya? Niye yanlış yönlendiriyorsun adam sen? Ya bırak adam bir rasyonel sayı yapsın, bir üstlü yapsın, bir köklü yapsın, bir çalışsın, bir tek çift yapsın, bir faktöriyel çözsün öğren, bir bölme yapsın, bir şeyler yapsın. Bir öğrenci belli bir seviyeye gelsin sonra ne çalışıyorsa çalışsın. Bak ne çalışıyorsa çalışsın söylüyorum. Bir de şu çok fazla geldi bana son zamanlarda. Çok soru cevap yapıyorsun. O sorulara cevap şu veremem şu an ben. Altta 31 tane soru var. Yayından sonra tekrar söylüyorum. Yani ben konuşmam bitsin. Başlıklarım var burada. Ondan sonra açacağım orayı. Şeyi sohbeti açacağım. Sohbet yoruma yazarsın. Herkes görsün orada göremiyor çünkü herkes. Bekleyin biraz. Konuşacağım da. Şu çok fazla mesela. Hocam ben 10-15 nette kalıyorum. 15'te kalıp 20'yi nasıl çıkarım? Bu geliyor mesela. Ya şimdi kardeşim bak ben bireysel olarak seni tanımıyorum. Zaten nikin de belli değil. Yani yakından tanıma ihtimali yok. Niki de KPS Niki var. Fotoğraf falan da hiçbir şey yok zaten. Tanıyamam zaten. Ben seni bilmiyorum. Hangi konuları yapıyorsun? Arkadaşlar kendinizi değerlendireceksiniz. Şimdi 15 net mi yapıyorsun? Tamam. 20'ye mi çıkman lazım? Alacaksın bir deneme sınavı. Çok zor değil. Bunu alabiliriz. Sınav uygun. Çözeceksin. Ya hangi 15 soruyu yapmışım ben? Ya ben her sınavda üst sayı yapıyorum. Çok güzel. Ya ben her sınavda rasyonel sayı da yapıyorum. Çok güzel. Ya ben fonksiyon da çözüyorum. Ya ben ne çözemiyorum? Ya ben atıyorum mutlak diye çözemiyorum. Ben grafik çözemiyorum. Ben geometri çözemiyorum. O zaman sen çözemediğin konuya çalışacaksın. Neyi çözemediğini ben nereden bileyim? Demek ki sen sürekli matematikte çözebildiğin konuya çalışıyorsun. Çözemediğin konuya çalışmıyorsun. Bu sene ekstra bir şey yapacağım canlı yayınlarda. Bunu, bu sene ekstra canlı yayınlarım olacak. Bir, rehberlik yayını arttıracağım. Fazla yapacağım. İki, bu sene Türkiye gelen denemelerini yorumlayacağım. Bunu maalesef beni mecbur bıraktılar. Kimse kusura bakmaz. Herkes düzgün deneme yazsın kardeşim. Geçen sene çünkü bazı yayınlar denemelerinin sınav formatıyla alakası yoktu. Canlı, kaydetmeyeceğim yayını ama. Canlı yayını açacağım. Akşamları 11. Ben onu paylaşırım sizinle. Atıyorum. Ne yaptı? PGM deneme mi yaptı? İsim de verelim. Yargı mı yaptı? Biz mi yaptık? Kendimizi yorumlayalım. Benim hocam mı yaptı? Başkası mı yaptı? Akademi Denizli mi yaptı? Önemli olan öğrencilerin sürekli al denemeleri ekranı çevireceğim. Diyeceğim ki arkadaşlar deneme sınav formatına uygundur. Bu denemede şu netler yapılabilir. Şu öğrenci şu neti yapar. Çünkü ne oluyor biliyor musun? Şimdi öğrenci aslında 20 netlik bir öğrenci. Bak anlatıyorum yanlışı. Öğrenci 20 netlik. Ama giriyor mesela denemeye A yayınlarını atıyorum. X yayınları diyelim. Giriyor denemeye 12 net yapıyor. Aslında orada hata öğrencide değil. O yayının denemesinde. Çünkü yayın denemesinde 5 tane 10 yıldır çıkmayan soru var. Dedim anlıyor musunuz? Bak biz bu sene bunu yaşadık. Ben bu kampımda yapmıştım deneme yorumunu. Bu sene açık yapacağım. Yapacağım ya. Bir şey olmaz. Yasak değil ki kardeşim. Denemeye sadece sorular çözmeyeceğiz. Yorumlayacağız. PGM denemesi. Arkadaşlar uygundur. Doğrudur. Yargı denemesi uygundur. Bilginiz olsun. Alıyorsunuz çünkü buluyorsunuz, giriyorsunuz. Bizim denemeyi yorumlayalım. Biz de böyle sormuştuk. Haberiniz olsun gibi. Sınavlar yapıldıktan sonra, hani sorular daha önce görünmesin diye birkaç ay geçsin. Ben deneme yorumlayacağım bu sene. Bunu kafaya koydum yani. Yapacağım. Öğrenci kendini yanlış değerlendirmesin. Yani 20'lik öğrenci 12 net yapıyor. Diyor ki ben 12 net yaptım. Ben çok düşmüşüm. Psikolojim bu. Ben bitmişim diyor. Haklı olarak. Halbuki alakası yok. Formata uzak bir sınav. Adam sayısal mantıktan geçen sene bir soru koyuyordu denemesine ya. Bir soru koyuyordu ya.
Bir soru koyuyordu, bir. Soru koymadığı denemesi var adamın ya, sayısal mantıktan. 6 soru çıkmış. Birinci sorusu mutlak değerle başlıyor adamın ya, Allah peygamber aşkına. İlk soru çarpanlara ayırma oluyor ya. Ya hiç mi sınava bakmadan deneme hazırlıyorsunuz kardeşim? Bu kadar mı zor değil bu iş ya? Bu kadar zor değil. Aç sınava bak ya. Aç son iki sınava bak, denemeni yaz ya. Biz de öyle yapıyoruz yani. Sınav formatına uzaklaşmayın. Ne gerek var ya? Bunun bize karı yok ki ya. Ne karı var bunun bize? Yani formattan uzak anlatmanın ne karı var? Öğrenciye şunu çalış demenin bir zararı yok bize ya. Açsın matematik öğretmenleri. Ben çok severim ben. Ya keşke 3-5 kişi daha böyle yayınları yapsa. Onlar daha çok izlensin. Önemli değil ya. Öğrenci kurtulsun. Bu KPSS zor bir sınav bak. Gerçekten psikoloji zor bir sınav. 2 yılda bir yapılıyor lisanslara, ön lisans, onlara daha da zor. Her yıl da yapılmıyor. 2 saatte zaman problemi de var. 2 saat 10 dakika. Bu adama biz doğru çalışmayı öğretmeyelim mi şimdi yani? Öğretelim. O da öğretsin. Başka hoca da öğretse keşke. O da vakit ayırsa keşke, bu Instagram yayını yapsa. Keşke o da anlatsa bir şeyler. Dese ki bu kitap doğru, bu kitap yanlış. Şu kitabı alın, bu kitabı almayın dese. Keşke. Adam bana mesaj atıyor mesela. Hocam matematik yapamıyorum. Bak gelen mesajda yorumluyorum. Kaç yapıyorsun hocam şu an diyorum. 4 net falan yap. Çok az yapıyorum hocam diyor. Peki hangi yayından çalışıyorsun diyorum. A yayını, B yayını, C yayını söylüyor bana. Benim kitabım hiç yok adamın. Ben de diyorum ki o zaman git o zaman A yayını hocasına sor. Ama ne oluyor şimdi? A yayını hocası hiç cevap vermiyor. Yayını hakkında da konuşmuyor. Şimdi hem cevap vermiyor öğrenciye. Hem yayın hakkında konuşuyor. Öğrenci ne yapıyor? Panikliyor böyle. Ne yapacağını kestiremiyor. Benim yayından çalışma öğrenciyi yönlendiremem ki. Şimdi benim bir skalam var yani. Benden çalışacak öğrenci önce bunu bitirecek. Sonra bununla beraber buna çalışabilir. Bununla beraber buna çalışacak. Belli konulara çalışacak. İşte bunları yaptın mı diyorum. Hiç yok, yapmadı. Başka yanlış yayın almış. Hocası da yanlış. Kaynağı da yanlış. Hocasını da biliyorum ben onun. O da yanlış. Alakası yok anlattığı şeyler. Yüzeysel geçmiş her şeyi. Ne oldu? Bu adam nasıl matematik yapacak? Mümkün değil. Mümkün değil. Kendimizi kandırıyoruz. Biz dershanede de bu iş böyle. Dershanede de böyle yani. Zor sayısal öğrenciler zor konu ister mesela sürekli bizden. İşte atıyorum. Hocam işte Çavuz anlatın. İşte Obokök anlatın. Biraz çok zorlaştırın çarpanlarla falan. Çıkmıyor. Ne yapacağız? Sonunda 3-4 yıldır gelmiyor. Halbuki hızlandırsa kendini. Bak şimdi. Mesela 15'ten 20'ye çıkması gereken öğrenci ne yapacak aslında biliyor musun? Kendini de hızlandıracak. Yani ilk 15 net hızlı yapacak ki kalan sorulara vakti kalsın. Bakın bu kitabı çözmek o yüzden çok önemlidir. Mesela bu kitapta üst sayı var. Sen üst sayı yapıyor olabilirsin. Bu kitap seni üstü de hızlandıracak ki atıyorum sayısal mantığa olasılığa vaktin kalsın. Bizim sınav en büyük problem de vakit. Bakın bugün ne günü? Cuma. Ben şimdi size pazar bir yayın daha yapacağım. Bak söylüyorum. Ben bu yola bu sene baş koydum. Pazar bir yayın daha yapacağım kardeşim. Pazar gün bu yayında konuşmayacağım çünkü uzar diye söyleyeyim. Pazar günkü yayında bir deneme sınavında öğrenci hangi sırayla deneme sınavını çözmeli? Matematiğe nasıl vakit kalır anlatacağım. Türkiye'de hiçbir dersin böyle bir problemi yok. Matematiğe vakit kalmış kal böyle problemi yok. Bizim maalesef var. Vakti kalmıyor öğrencinin yani. Her çıkan 20 dakika, 10 dakika, 30 dakika, 15 dakika, 8 dakika hiç kalmayan adam var. Ben vakti kalmayan adama matematik yapsan ne, yapmasan ne. Önce vakti nasıl bırakacağımızı anlatmamız lazım. Yani bir deneme sınavında, bir KPSS sınavında vakit nasıl kullanılır? Pazar günü akşam 22.30. Yaz bunu bir köşeye. Paylaşım yaparım. Yani deneme sınavı nasıl çözülürse vakit kaldırır anlatacağım. Orada bunu erken anlatacağım. Geçen yıllarda geç yapmıştım ben bu yani problemlerde yapmıştım. O da geç oldu yani öğrendi. Bunu erken anlatacağım bu seneki öğrenci orayı öğrensin diye. Tamam? Bilginiz olsun yani. Bu konuda değinmiş olalım. Başka. Şimdi biz bir de kamp yapacağız. Onu da çok kısa değineyim. Arkadaşlar biz kamp yapacağız ama bu sene Instagram yayınlarına devam ediyoruz. Bu sene Instagram yayınlarının paylaşımlarını daha böyle derli toplu bir yerde yapmayı düşünüyorum. Yani bir toparlamam lazım orayı. Bazı yayınları bulamıyorsunuz çünkü. Orada bir projem var. Hayata geçince söylerim ben. Yani Instagram yayınlarını YouTube'a da kaydedeceğiz. Hesapta da kayıtlı da olacak, YouTube'da da kayıtlı olacak. Sıkıntı yok. Ulaşması kolay. Ya bu sene Instagram yayınları konu konu ilerlemeyi düşünmüyorum. Çünkü çok fazla kitabımız falan var piyasada. Problem yok. Yani satılıyor da alıyorsunuz da. Çok da teveccühlü öğrenci var. Sıkıntımız yok. O yüzden yani bir yayının tamamını örneğin bir konuya ayırmak çok doğru gelmedi bana artık. O yüzden haftalık Instagram yayınlarımızda biz 2-3 konu birleştirerek karışık soru çözümü yapacağız bu sene. Örneğin mesela ilk yayınımızda sallıyorum işte tek çift sayı en çok çıkan ne var? Sayı basamakları, faktöriyel.
veya iki konu birleştireceğiz işte. Hem tek çift sayı hem sayı basamakları. Yani böyle mini deneme tarzında ama toparlayarak ya da tarama testi gibi çözeceğiz. Yani bu sene Instagram yayınlarımızı böyle yapacağız. Anlaşıldı mı? Ona da yakın zamanda başlarız. Şimdi bu yayını yapmış olduk. Olacağız. Pazar günü bir yayın daha yapıyorum. Bir de şöyle bir şey yapacağım. Onu da söyleyeyim aklıma gelmişken. Çok şey söyleyeceğim, daha bekleyin. Mesela arkanızda yastan dinleyin gençler, tamam mı? İşimiz çok. Matematik öyle kolay hemen hallolmaz yani. Bir de bu sene ben hafta içi size 2023 KPSS sorularını canlı yayında çözeceğim Instagram'da. Tekrarlıyorum. Hafta içi size ben 2023 KPSS sorularını çözeceğim. Niye çözeceğim? Söylüyorum. Niye çözüyorum? Çünkü öğrenci çalışmaya başladık ya şimdi biz. Neyle karşılaşacağını bir görsün. Yani soruları bir çözeyim. Desin ki ya bu sorulardan ben 15 net yaparım. Çok iyi. Şu konulara çalışayım. Veya desin ki ya ben 25 yaparmışım aslında. Yanlış çalışmışım. Veya desin ki ya ben hiç yapamam. Çalışmayacağım matematik. Desin. Herkes kendini bir ölsün bilsin. Ben bu soruları size iki partta çözerim hafta içi. İki partta. İşte 22 bir yayın yaparız. 15 soru çözeriz. Bir yayın daha yapar. Bir 15 soru daha çözeriz. Tamam mıdır? Instagram'da çözeceğiz. Yani bu sene çok detaylı çalışacağız yani. Sene başındaki işlerimizi iyi yapalım. Süreç kolay. Başlangıç çok önemli. Sonucu almak için süreci çok yönetmemiz lazım. İyi başlayalım, iyi gidelim. Anlaşıldı mı? Ben size şu an tekrar soruyorum. Pazar günü yayın yapıyorum. Ne yapacağım pazar günü yayında? 22.30'da. Bir deneme sınavında sorular nasıl çözülür? Matematiğe vakit kalmıyor hocam. Nasıl vakit ayırabilirim? Matematiğini anlatacağım size. Benim birkaç kendime göre yöntemim var. Ondan anlatırım. Sonra hafta içi de 2 gün, arka arkaya 2 gün, 2023 KPSS'de hangi sorular çıktı? Çıkmış soru çözümü yapacağım ben size. O yayınları kaydetmiyorum yalnız. KPSS sorularını. Tamam mı? Bilginiz olsun. Niye çözüyorum o sınavı da? Herkes ölsün bitsin. Ben hangi soruları yapabilirmişim ölsün. Biz sınavı zaten yorumlamıştım. Ben size sınavı 3 videoda yorumladım. 30 dakikalık video hesabımda var şu anda. Yorumladım zaten. Orada bir daha yorumlamış olacağız. Çözerek yorumlayacağız. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Onu da yapacağız biz size yani. Bilginiz olsun. Bir de bizim kampımız var. Evet, onu da ben aslında detaylı bilgi kampla ilgili benim hesabımda var. Günde de yaklaşık bir 10 kişi falan kaydoluyor şu an. Ortalama olarak yani. Hesabımda en üstte ben 9-10 dakikalık video çektim aslında kampla alakalı. Şimdi diyor ki öğrenci, hocam ne farkı var diyor buna. Şimdi arkadaşlar bu senkron değil, asenkron. Hocam ben videodan çok iyi anlıyorum. Video benim için çok iyi. Otokontrolümü sağlıyorum. Hiç problemim yok. O yüzden belli nete de ulaşırım. Soru bankanız da çok güzel. Problem kitabı da çıkacakmış. Diyenlere kampa gerek yok. Ama hocam bak, ben işimi şansa bırakmak istemiyorum. Ben sizden çok iyi anlıyorum. Matematik benim için çok önemli. Ben matematik yüzünden kaybediyorum. Hocam diyenlerin kampa ihtiyacı var. Fırsatınız varsa yazın. Söylüyorum. Niye? Kardeşim bu iş şansa bırakılacak KPSS bir iş değil. Sen bu ders yüzünden kaybetmişsen ağırlığını bu derse vereceksin. Öğrencinin en büyük hatası yapabildiği derse çalışıyor. Yapamadığı derse çalışması lazım. Tarih çok iyi, tarih çalışıyor. Atıyorum. Türkçe çok iyi, Türkçe çalışıyor. Ya kardeşim yapamadığın dersin üstüne gideceksin. Yanlışın burada. Kamp temelden başlayacak. Doğru. Temelden ama en üst seviyeye çıkacak. Yani sayısalcı öğrenci de var, kampta sözelci de var. En üst seviyeye çıkacak o kampımız bizim. Yani en zor soruyu da çözeceğiz. Ama en son o konu bitecek mi? Tek çift sayı anlattık mı? Biz tek çift sayı kaç ders? 3 ders anlattık diyelim. Doğru mu? Sorularını çözdük. Sonra diyeceğiz ki arkadaşlar bakın bunun zor soruları da var. O da bunlar. Her kesime hitap etmek zorundayız orada çünkü biz. Anlaşıldı mı? 1 Ekim'de başlayacak. Haftada 2 akşam, Perşembe, Cuma. Kampta da şöyle bir güzellik var. Perşembe günü temel matematik konuları, yani temel konular, işte cebir kısmı, temel kavram, tek rasyonel, üstlü köklü kısmı. Perşembe, Cuma günü problemlere başlıyorum. Yani iki grup gibi düşüneceksiniz yani, anladın mı olayı? Çünkü probleme geç başlarsak Mart gibi, Şubat gibi geç kalırız. Matematik süreç isteyen bir ders. Sürece yayılması gerekir matematik. O yüzden süreç olması gerektiği için de probleme erken başlamamız lazım. Bir de şöyle bir şey yapacağım kampta. Mesela benim çok çıkan dediğim konular ne? Ben derslerinde de böyle yapıyorum. Bu sene de Kayseri'de çalışacağım 2 gün, onu da söyleyeyim yani. Kayseri'ye gittiğimde yüzde derse geliyorum. 2 gün. Pazar pazartesi oradayım. Sadece yüzde oradayım bu sene. Derslerde de öyle yapıyorum. Yani diyorum ki arkadaşlar sözel bir sınıfa giriyorum mesela. Ya bir denemede en çok çıkan konu hangisi? Rasyonel, üstlü, köklü. Doğru mu? Hemen 3 konuyu anlatıyorum. 2 ay sürüyor 3 konu. Yani en azından 2 ay sonra öğrenci belli bir seviyeye geliyor. Yani anladın mı? Bir 6-7 neti kendi çabası uğraşıyor. Ama sen bir dersine ders anlatırken adam yaz temel kavram değer verme diye başlarsa sen 6-7 soru seviyesine gelmen 5 ayını alır.
4 ay denemeye girer 2 soru yaparsın ya da yapamazsın. O yüzden belli bağlantısı olmayan, şimdi rasyonel sayının DVM ile ne bağlantısı var? Üstü sayının mesela tek çift sayı ile ne bağlantısı var? Hiç bağlantısı yok. O yüzden bağlantısı olmayan konuda ön almak çok mantıklı. Anlaşıldı mı? Biz kampta da bunu yapacağız. Yani kampta ben atıyorum 1 Ekim'de başlıyorum. Ekim, Kasım, Aralık. 3 ay sonra öğrenci hem sayı problemi bitmiş olur. Hem sayısal mantık işlemiş oluruz. Hem kesir işlemiş oluruz. 15 soruluk yeri görmüş olacak benden. Artık kendisi 15 üstüne ekleyecek. Ödevlendirme yapacağız. Video ders tutup anlatmayacağız arkadaşlar. Şimdi bazısı bunu soruyor. Ya bunu niye soruyorsun? Yani diyor ki hocam bunu mu anlatacaksın diyor. Ya bunun videosu var zaten. Ben videosu olan şeyi bir daha niye anlatayım sana ya? Tabii ki yeni soru hazırlayacağız. Yeni bir anlatım şekli oluşacak orada. Canlı yayın orası. Orada 150 saat ders var kampta arkadaşlar. 150 saat canlı ders var. Bak bunu söyleyeyim mi? Bundan tabii ki farklı olur. Ha, ortak soru tabii ki olur. Burada da çünkü sınav soruları var içinde. Bazı sorularda benzer soru koyduk şimdi. Ortak soru olur. Bunu görmen gerekir derim. %15-20 ortak soru oluşur tabii ki yani. Şimdi bu yanlış mı o zaman kitap? Kamp teorisi olmaz. Böyle bir şey yok. Ama öğrenci hem bundan çalıştığı için hem kampa gireceği için farklı soru koymaya çalışacağım ki verim alsın öğrenci. Anlaşıldı mı? Bilginiz olsun yani. Bunu da söylemiş olalım burada. Farklıdır yani. Fiyatı da 1500 lira şu anda. 1300'de bir kayıt aldık bir ara. 1500 lira. Havalede bir %10'luk bir indirim var. Belki oradan faydalanmışsınız. Fiyat da pahalı değil. Onu da söylemiş olayım. Çok yakın burada Sivas'ta da arkadaşlarım var. Ortalama şu an 1 saat 100 lira özel dersin fiyatı 500 lira, 400 lira civarında. Ve bunu da gerçekten KPSS tecrübesi olmayan öğretmenler anlatıyor. Çok ilginç gerçekten yani. Adam ne kadar dedi diyorum. 500 lira dedi diyor. 1 saat derse. 3 saat alsa 1500 lira yapar. Yani ben şu an uzaktan eğitimin çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Zoom üzerinden dersler yapıldığında çok da anlaşılır oluyor. Kamp hakkında konuşmuştuk daha önce. Çok da uzatmayalım bu konuyu. Tamam. Devam ediyorum. Şimdi mesela biz burada 4 tane kitap yazmışız. Gecemizi gündüzümüze katmışız. Saat şu an 11'i çeyrek geçiyor. Ben de çıkarım parkta oturup çayımı içerim. Problem değil yani. Ama anlatmışız. Ama yani sistem şu an o kadar bir laçkalaştı ki mesela. Mesela bir hırsızlık yapıyorsunuz ya. Şimdi hırsızlık nasıl yapılır? Gizli yapılır. Niye? Görmesin. Hırsız olduğunu bilmesin diye. Ama bu kitapların hırsızlığı çok alenen yapılıyor. Çok alenen hırsızlık yapılıyor mesela. Şimdi adam fotokopi sayfaları var. Fotokopi çekiyor kitaplarımızı. Öğrenci de bunu alıyor. O da ayrı bir hırsızlık yapıyor. Fotokopi sayfaları hiç, yani yanlış anlamasınlar, hiç çekinmiyorlar. Hiç utanma zaten yok. Yanlış utanmazlar demiyor, yanlış anlamasın. Ama yaparken de biraz bir şeyler gizli yapılırdı daha önceden. Ben bunu böyle biliyorum. Yanlış mı biliyorum? Yanlışsam bir düzeltin. Şimdi ben bu kitabı yazmışım. Bu kitabı ben bir yılda yazmadım. 35 yılda yazdım ben bu kitabı. Veya şu kitabı 35 yılda yazdım ben bunu. 35 yaşındayım. Değil mi? Bu benim 35 yıllık emeğim. İlkokuldan başlıyor. Üniversite dahil. 15 yıllık meslek tecrübesi, 16 yıllık. Hepsi dahil bu kitaba yansıtmaya çalışmışım. Teknoloji tecrübeler. Bir sürü vakit ayırmışım. İnanamazsın. Yani inanamazsın. Bir sürü vakit ayırmışım. Her şeyden çalmışım. Bak sakalım dökülüyor. Her şeyden çalmışım. Adam çıkıyor fotokopi sayfaları. Kitaplarınız burada diyor. Kitaplarınız almak isteyen alsın diyor. Öğrenci de alıyor bunu. Hadi bakalım. Şimdi gel de çalışmaya besin kalsın bakalım. Şimdi adam bana mesaj atıyor. Kitabınızı fotokopi alacağım. Helal edin aklınızı. Ya şu kitabı biz 100 liraya satıyoruz. 100 lira 100. Tamam pahalı piyasada 100 liraya satıyoruz. Ya. 100 lira. Bu 500 lira olur da. Dedim ki ya seçim yapmak zorundayım. 100 lira ya. Video sözüm niye bu kitap? Videosunu alsan alama 1000 liraya alamazsın. 115 tane video var burada. 20 dakikalık. 1300 soru var içinde. 100 TL'ye satıyoruz. Vicdan olur insanda yani. İnsaf yani. Yani biz bunu şu kitap 90 küsür liraya. Piyasanın en iyi kitabı 90 küsür liraya satıyoruz. Tabandan en altta zaten. Yani kar marjı en düşük zaten. 90 liraya satıyoruz şu kitabı. Bugün bir yerde iki çay içiyorum, 70 lira para veriyorum. Geçen gün bir tane çay içtik, demlik semaver istedik burada. Sivas'ta Etenbey Parkı'nda. İki tane tost yedik, iki de ayran içtik. 360 lira para verdik. Pahalı olan orası. 90 liraya satıyorsun, diyor ki fotokopi alacağım kitabınızı diyor. Alıyorsun, al vicdanın rahat ediyorsa. Helal etmiyorum, kusura bakmasın kimse. Bir de fotokopi alıp paylaşanlar var. Yani onlar utanmamış, satıyor. Sen de utanmamışsın, paylaşıyorsun. Yani biriniz utanma. Yani bir hırsızlık yapıyorsunuz. Yani utanarak yapın biriniz ya. Size zahmet. Kimse kusura bakmasın ya. Biz o kadar emek vermişiz. Ya gece gündüzümüze katıyoruz. Yani yüzlerce telefon görüşmesi yapıyoruz. Benim Ankara'ya gidince o yayınlarda şu video ders sonunda çektiğim ya çekiyorum ya kıyafet falan değişiyorum ya. Onların kuru temizleme parası 5000-6000 bulmuştur.
Bunu temizleme parası. O kitap, o kıyafetler daha güzel görünsün diye sadece. 5000-6000'i bulmuştun yani. Sen de git kitap fotokopi al. Sonra çalış o sınava. Öyle mi olacak yani? Neyse, sakin oluyorum ya. Evet, 2023 sınavını çözeceğimi söylemiştim. Tamam değil mi? Evet, hafta içi çözeceğiz. Niye çözeceğiz? Neyle karşılaşacağımızı bilmek için çözeceğiz. Doğru mu? Çok güzel. Dediğim gibi 20 et yapmak isteyenlere tekrar onu söyleyeyim yani. 15 yapıyorum, 20'ye çıkmak istiyorum diyenlere eksik konularını doğru tespit edip eksik konuların üstüne gitmesi lazım. Bak söylüyorum. Ben bunları paylaştım hesabımda. Yine paylaşırım hafta içi. Bunları çok paylaştım. Arkadaşlar beni çok iyi takip etmeniz lazım. Yani yanlış anlamayın yani. Beni çok iyi takip etmeniz lazım. Ben çünkü çok verimli şeyler paylaşıyorum. Hangi konulara çalışılır, hangilerine çalışılmaz. Hangi video izlenir, bir paylaşım yapıyorum. Mesela şu konu önemli, soru cevap yapıyorum. Yani bunlar önemli. Bu sene senin görevin beni takip etmek ya. Ya ücretsiz işte takip et. İki kitap alacaksın, yapacağın tek şey bu. Başka bir şey yok yani. Takip edeceksin yani. Hoca ne paylaşmış, bir şey mi paylaşmış? Ederken de biraz size ama destek olun. Yani arkadaşlar bizim sizden başka destekçimiz yok. Benim yok. Bizim yok çok fazla. Yani bizim arkamızda 100 binler yok. Biz sıfırdan başlayarak 2 sene önce buraya geldik şu anda. İyi bir yerdeyiz ama sizin desteğinizle geldik. Yani yine sizin desteğinizle bir yere gitmemiz lazım. Bak şu an yayında bak 1100 kişi, 1200 kişi şu an çok ciddi bir şekilde beni dinliyor. Farkındayım şu an. Çıkanlar oldu. İşte o belki saat geç oldu. Olabilir. Onlar dinlerler. Mesela ben bu yayını yapacağım paylaşmışım mesela. Gönderim var. Beğenme sayısı 700. Bu 400 kişi ne yapıyor şimdi? Ya sen bunu beğeneceksin, yorum yapacaksın. Mesela 2024 videoda paylaştım. Yorum yapacaksın, bir destek olacaksın. Ben dedim ki ya bir karşılığı var bu işin. Kitlemiz oluşuyor. Biz de onlara destek olmaya çalışalım. Ve siz böyle destek olursunuz. Bak bunu yapanlara da böyle destek olun. Şimdi öğrenci de bundan kıl aldırmıyor. Naza çekiyor kendini. Ya ne yapıyorsun ya? Geçen dedim ki bu yayını paylaştın. 15 kişi paylaştı ya. Benim Telegram kanalımda 18 bin öğrenci var. Telegram'da 18 bin öğrenci var. 15 kişi paylaştı sadece. 10 kişi paylaştı yayın. Böyle mi olur yani bu iş? Bu mu mantıklı olan bu mu ya? Senin için bu çabalayan bir adam karşılığı mı? Çok çok yanlış ya. Onu da söylemiş olayım. Evet. Şimdi bu kare kodları da işte, kitabı alıyorsun. Öğrencinin yaptığı hatayı söylüyorum. Kitabı alıyor. Hiç içine bakmamış. Hiç bakmamış. Bak. Kare kodu okutuyor. Tamam mı? Hocam çözüm yok. Mesaj. Tık. Çözümleri bulamıyorum. Hangi program indireyim? Sıkılımın dibine indir. Ya bir oku. Kare kodun altında da yazıyor. Diyor ki soru çözümlerine ulaşmak için test sonunda QR kodu okutunuz. Kitabı açsa şöyle. Açsa. Lan ne güzelmiş dese cevap altında kare kod görecek. Oradan şöyle yazıyor. Video çözümlerine ulaşmak için QR kodu taratın yazıyor. Yani onu bile yapmıyor adam ya. Hiç bak almış. Ama okudu. Ne çözümü ne? Çözdün mü? Soru mu çözdün? Soru mu çözdün de çözümü soruyor. Soru çözsen cevap altında baksan çözüm var zaten. Ya geçen bir şey dedi bana ya. Bak bunlar gerçek ha. Çalışıyor bu kitaba. Çözmüş soruları. Hocam diyor keşke diyor. Cevap altında diyor testin diyor altına koysaydınız diyor ya. Keşke diyor. Videoları tek tek izliyorum cevap altları için diyor. Yok öyle, öyle altına koysaydınız da. Ben de dedim ki. Hocam dedim altına koyduğumuz zaman video ders notu için konuşuyorum şu anda. Hani öğrenci gözü kaymasın. Ders notu ya şimdi ben önemli bir not. Çok önemli bir not. Gözü kaymasın öğrencinin. Hocam dedim. O yüzden arkaya koyduk dedim. He hocam ben tek tek izliyordum diyor. Arkaya hiç bakmadım diyor. Ya bunun çözümünde cevapları arkada ya. Ya bu kitaba bakın Allah peygamber aşkına ya. Ve şunu da gördüm ben. Bu kitabı almadan bu kitabı çalışanlar var. Bunu almadan bunu çalışanlar var. Bu olmadan bu olmaz. Yanlış. Konu eksiğini gidermeden soru çözmek yanlış. Ben az sorarsan yanlış. Bak ben burada şimdi arkadaşlar ben dinliyorsun ama yapar mısın yapmaz mısın hiçbirini bilmiyorum. Ama bana soruyorsanız yanlış. Yani bu konu eksiğini iyice gidermeden konudaki soru çeşitlerini görmeden bu kitap doğru değil. Söyleyeyim. Net söylüyorum yani. Kimse kusura bakmasın. Evet. Şuna da karşıyım. Şu da kitabı almış öğrenci. Bu kitabı almış. Şu anda yanlış anlamayın sinirli değilim ha. Yani ciddi anlatmaya çalışıyorum unutmayayım diye. Şimdi yorum açıyoruz çok sinirlisiniz. Yani sinirli olacağım işte anlatıyoruz. Mesela şimdi kitap almış. İş yapıyor. Matematik ciddi bir iştir. İş yapıyoruz. Hocam kaç günde bitireyim? Bak soru geldi. Kaç günde bitireyim? Ya kardeşim kaç günde bitirirsen bitir. Matematiği ben güne gün olarak bitirmelere karşıyım. Bak tekrar söylüyorum. Biz bir şeyi bitirmek için yapmıyoruz. Bu kitabı bitirmek için çözmüyoruz. Bu kitaptaki konuları öğrenmek için çözüyoruz. Bak bu yanlışa düşmeyin. Bak Allah rızası için bak. Bu en büyük yanlışınız bu. Tekrar söylüyorum bak. Biz bu kitaptaki konuları öğrenmek için çözüyoruz. Ya biri bir günde öğrenir, birisi 2 günde öğrenir, birisi 3 günde çalışır öğrenemez.
Ben ne bileyim sen nasıl anlıyorsun? Sen kimsin? İn misin? Cin misin? Bilemem ki ya. Ya başla kitaba. Çalış. Mesela çalışıyoruz şu an. İlk bölümü izledin. Soruları kendin çözdün. Pekişme testlerini çözdün sonra. Çözemediğin soru varsa baktın. Kitap güzel gidiyorsa devam et kardeşim. Ne bileyim kaç günde bitmeli ya. Ama anlamadığın konuları bir daha izle. Pekişme testinden önce soru çözümlerini bir daha izle mesela. Öğrenme kontrol testinden soru çözümlerini izle. Anlamadıysan eğer. Bunu sen ama kendini sen ölç biç. Burada herkesin bitirme süresi farklıdır. Kitaba gün koymayın. Yanlış bunlar. Bunlar yanlış. 40 günde matematik. Ben buna karşıyım kardeşim. Başkası geçerli diyor. Ben değilim. Ben değilim ya. 40 günde matematik diyorsan senin 1 gün 2 gün problem çalışman lazım. Ya ben geçen sefer problem kampı yaptım. Sayı problemini 1 ay işledik. Yani öğrenci atıyorum. %70 öğrenci problem kampında %60 öğrenci verdiğim ödevleri yetiştiremedi ya. Haftada 2 gün ders yapıyorduk. 4 saat. 2-2. Sadece problem anlatıyoruz. Başka bir şey anlatmıyoruz. Yemin ederim bak söylüyorum sana. Çoğu öğrenci ödevleri yetiştiremedi. Ya sen neden bahsediyorsun ya? 40 günde ne bitecek? Tekrar edebilirsin. Bak şunu da şunu karıştırmayın. 10 günde matematik tekrar edilir. Bu doğru. Ama 10 günde problem bitirilemez ya. Ya böyle bir şey yok arkadaşlar. Yok. Bakın bizim kampta da böyle değil. Ben kampı 2 gün yapıyorum. Yoksa ben kampı 5 gün yaparım. 2 ay yaparım. Mis. Ayağımı uzatır. Ondan sonra yatarım. Ne oldu? Konuları ben zaten biliyordum. Bildiğim konuyu bir daha anlattım. Sen de öğrendin hiçbir şey. Sana zaman vereceğim, süre vereceğim, sürece yayacağım, ödev göndereceğim, çıkmış soru çözeceğim. Matematik sürece yayılan bir derstir. Tekrarlıyorum, sıkıştırılmayın, sıkıştırmayın. Sıkıştığı anda patlar matematik yani. Koparsınız. Yapamazsınız. Söylüyorum. Yapamazsınız ya. Sürecin sonunda hüsran olur. Çok üzgünüm ya, gerçekten. Evet, sınav nasıl çözülmeli diye anlattık. Doğru mu? Tamam. Beğenme, yorum yapmayı konuştuk. Başka kitap, video, Instagram yayını nasıl yapacağını kanal hakkında mesajları. Evet, mesajlarını zaten konuştuk. Şimdi arkadaşlar kitapları sipariş veriyorsunuz bazen. Tamam, çok güzel. Şimdi arkadaşlar ben kargocu değilim. Kitabınızı ben kargolamıyorum. Ben kitabı yazıyorum. Ankara'da, ben Sivas'ta yaşıyorum. Ankara'da bulunan yayın evimiz kitabı basıyor. Yayın evi matbaaya gönderiyor. Matbaa yayın evine gönderiyor. Siparişler düştükçe de yayın evi kargoluyor. Ben kargocuyum gibi bana mesaj atıyorsunuz. Kitabı sipariş vermiş. Hocam kargom nerede? Ben ne bileyim kargom nerede? Bilemem. Demiyorum. Bunu demiyorum. Söylüyorum bunu burada. Bunu demiyorum ben. Diyorum ki hocam kaç gün oldu diyorum. Hocam 4-5 gün oldu diyor. Diyorum ki sipariş numaranı ver. Ben bildireyim. Oluyor. Arkadaşlar size kargoda problem olmuyor mu hayatınızda şimdi? Şu an pandemiden sonra kargo çok aktif olduğu için bir sürü problemler çıkıyor kargoda. Geç geliyor, yanlış geliyor. Oluyor. Bize de her gün oluyor mesela. Kırık geliyor, bir şey oluyor. Olabilir yani. Bu insanlık adı. Bu bizle alakalı bir şey değil yani. Tamam. Neyse. Demiyorum ben bunu. Adamın sipariş numarasını alıyorum. Yayın evinde bildiriyorum. İrem var sağ olsun. O da yardımcı oluyor. Dönüş yapıyoruz falan filan. Destek oluyorum. Buna rağmen yine kargoda problem olabiliyor örnek. Öğrenci mesaj atıyor. Ya yazıklar olsun diyor. Ya arkadaşlar bakın. Biz çok sabırlıyız insanlarız. Bak ben yani burada benim nasıl bir art niyetim olmuş olabilir? Yani ben burada kitabımı yazmışım, çıkarmışız, uğraşmışız, sınav yeni bitmiş, güncellemişiz, videoları çekmişiz. Bir sürü uğraşıyoruz. Sen de mesajlaşıyorum bak. Sana mesaj atıyorum ben sürekli. Ya ben nasıl bir art niyetim olmuş olabilir de yani bunu neyse uğraşmışım işte senin için ben. Bunu yapabilirim en fazla. Ben en fazla bunu yaparım. Bugün bir öğrenci bana mesaj attı mesela. Hocam işte kitabı aldım, kitabım gelmedi ne yapalım diye. Ben de dedim ki hocam siparişi numaranız hangi, nereden aldınız falan dedim. Yargı yayınları sitesinden almış. Ben ne bileyim yargı yayınları sitesindeki kitabın nerede olduğunu. Bilemem ki. Yani sonunda altına mesela işte bak bunu anlatıyorum şimdi. Bunu belki de yaşadığımız öğrenci şu an dinliyor. Bana mesaj atmasın bak. Tamam mı? Ben sadece bir örnek olay anlatıyorum. Yani burada bana mesaj atıp kimseye hedef göstermiyorum. Yanlış olmasın bak. Ben onu sevmem. Böyle mesaj açacaksak engellerim yani direkt. Tamam, bu sadece bir örnek. Ama yani arkadaşlar buna biz bir şey yapamayız yani. Biz zaten elimizden geleni yapıyoruz. Ben iyi niyetimle de sipariş numarasını bazen 4-5 gün geçmişse 6 gün. Mesela bir öğrenci oldu. Bak örnek vereyim ben size. 7 gün geçmiş. 10 gün geçmiş. Hocam dedi kitabımı sipariş etti. 10 gündür gelmiyor dedi ya. Böyle şey mi olur? Yazıklar olsun falan. Tamam. Olabilir. Kızmış öğrenci. Ben demiyorum öyle.
Hocam dedim sipariş numaranızı verin bakalım neymiş diye. Numarasını verdi. Ben de İrem'e attım. İrem de mesaj attı bana. Hocam dedi ödeme yapmamış ki dedi. Havale yapacakmış yapmamış dedi. Hadi bakalım. Susuyorsun böyle. Uzun bir susma oluyor. Bakışıyorsun öğrencilere. Uzun uzun bakışıyorsun. Hadi bakalım. Genelde diyorum ki hocam ödemenizi yapın da kitabımız gelsin diyor. Hadi bakalım. Ne yapalım ne yapalım. Şu an biz ne yapalım? Allah peygamber aşkına biz ne yapalım? Neyse. Videoyu nasıl sizlere anlattım mı? Bak bu 2024'ü bulamıyorsunuz. Bak bana link, hocam link atar mısın diyorsun ya. Bizim işimiz link atmak mı ya? Her şeyi de sormayın bak. Bak. Tamam cevap veriyoruz da ya yediktim yayıncılık kanalına gir. Oynatma listesine tıklarsan 2024 en üstte zaten ya. Mehmet Bilge Yıldız 2024 yaz YouTube'a. Orada da bulursun. Lütfen arkadaşlar lütfen ya. Anlattık. Evet. Ben tekrar söylüyorum yani. Bunu da söylüyorum. Ben diğer hocaların da buradan da söylüyorum. Mutlaka öğrenciyi yönlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Bizim işimiz sadece kitap yazıp çekilmek değil. Öğrenciyi yönlendirsin insanlar. Çünkü yanlış çalışan bir sürü matematik öğrencisi var. Bu yüzden matematik yapamadığı için atanamıyorlar. Yönlendirsinler. Yönlendirmiyorlarsa da takip etmeyin kardeşim. Bunu da size söylüyorum yani. Adam hiçbir şey yapmıyorsa Instagram'ında, YouTube'unda bir şey yapmıyorsa yani ekstra bir şey yapmıyor. Sizi yönlendirecek bir durum yoksa etmeyin takip kimseyi o zaman. Yani sizi yönlendirenlere takip edin. Desteğinizi onlara verin. Kim sizin çabalıyorsa ona verin desteğinizi yani. Bu işi böyle yapın. Biz mesela şu kitabın satmak için şunu yapabiliriz yani. 2023'ü kaldırabiliriz. Kaldırmadık. Ben onu kitapçıda öğrendim biliyor musunuz? Yani kitapçıya gittim. Dedi ki kitapçı. Hocam dedi 2023'te soru bankanız var. Birkaç tane kaldı. Emre KPSS'de Fatih abiyle görüştük. Onları dedi gönderelim mi dedi. Video kaldıracak mısın? Yok dedim niye gönderiyorsun? Kaldırmayacağız ki videoları. Niye gönderiyorsun? Hocam dedi çoğu yayın evi kaldırıyor satsın kitabı diye dedi. Bak işte hadi bakalım. Amaç üzüm yemek mi, bağcı dövmek mi? Anladın mı işte? Bunları siz, bunlar önemli şeyler. Anlaştık mı? Kimse bunları hafife almasın ya. Bu öğrendiği için çabalayan, çalışan kişileri doğru tespit edeceksiniz. Siz de desteğinizi onlara vereceksiniz. Şimdi bu sene ben şöyle bir şey yapacağım. Yayın sonunda bir şey yapacağım demiştim. Yakın zamanda böyle bir haftaya, bir buçuk, bir haftaya, 10 güne. Bu sene kendime özel bir 250, 300, belki 400 kişilik bir WhatsApp grubu oluşturacağım. Çünkü dediğim gibi bizi öyle paylaşan yüz binlerin hocalar paylaşmıyor. Öyle bir kitlemiz, arkadaşımız da yok zaten. İstemiyoruz da kimseden paylaşmasını gerek yok. Öğrenci paylaşımlarıyla 60.000'e geldik biz. Şu an 61 bir de Dilan Polat paylaştı sağ olsun. 500 kişi de orada geldi. Evet neyse. O yüzden ben böyle sürekli görüştüğüm, onları yönlendireceğim yıl içinde rehberlik yapacağım bir grup olsun istiyorum. Ama bu grubun da bana destek olmasını isteyeceğim. Yani bir 400 kişilik falan bir grup düşünüyorum. Bir WhatsApp grubu oluşturacağım. Ama bunların Instagram kullanması ve atıyorum 500 üstü takipçisi olması gerekiyor. Bu 400 kişi de biz bu seneyi beraber götüreceğiz. Yani biz bu 400 kişiye işte paylaşım ricası yapacağız. Yani ben bunları yönlendireceğim. Rehberlik olarak işte belki onlara özel yayınlar yapacağım yıl içerisinde. Ekstra sürprizlerim var. Onlara not göndereceğim. Buradan sonra bak bu soruları çözün diyeceğim gibi gibi. Bir 400 kişilik ücretsiz özel bir WhatsApp grubum olacak. Bu gruptan da şunu rica edeceğim mesela belli günlerde. Diyeceğim arkadaşlar şu videoyu izleyip yorum yapmanızı istiyorum. Ama 400'ü dahil. 400 kişi de yorum yapacak. Anlaşıldı mı demek istedim yani. Veya arkadaşlar şu kitabımız çıktı. Link paylaşıyorum. Bu linki 400 kişi hikayesinde paylaşsın. Atıyorum paylaşmadım mı 400 kişiden? Onu hemen gruptan çıkaracağım. Anlaşıldı mı? Ama bunu bir hafta 10 güne yaparım. Telegram'da çok kısa süreli bir link paylaşacağım. WhatsApp linki onu çünkü tek tek alamam. O linki o 10 dakika mesela link paylaşacağım 10 dakikada 4 kişiyi alıp kapatacağım grubu. O 10 dakikanın da hangi 10 dakika olduğunu bildireceğim. O yüzden Telegram'ı iyi takip edeceksiniz. Yapacak bir şey yok. Onlara özel notlarımız da var bu sene. Yani 400 kişiyle böyle içli dışlı olacağız. Dedim ki belki onlara özel yayınlar yapacağım Instagram'da. Yakın arkadaşlara ekleyeceğim onları mesela. Bak görüyor musun? O ne yapacak? Onun yapacağı tek şey şu. Instagram biraz takipçisi olması lazım ama onu söyleyeyim. En azından bir 500 üstü takipçi istiyorum ben onlar için. Biz çünkü böyle yayıldık. Bu sene amacımız 100 bini geçmek takipçi olarak. Bunu da ancak böyle geçeriz. Öğrenciyle geçeriz. Yani 4, mesela canlı yayınımız var. 400 kişiye canlı yayın fotoğrafını atacağım. Onu paylaşmalarını isteyeceğim. 400 kişiyle paylaşırsa işte herkes işte görmüş olur en azından. Bunu da bir, aslında ben bunu yapsam 1000 kişiyle de yaparım. Uğraşamam 1000 kişiyle. Yani o kadar kişiyle mesajlaşamayız. Ama bir 400 kişiye bunu yapmayı planlıyorum. Bilginiz olsun. Bunu da bir haftaya ben Telegram'a yazarım. Bu özel bir bilgi. Yayının sonunda demiştim unutmayın. Bir hafta yazarım Telegram'a. Orada bir WhatsApp linki atarım. Grubu oluştururum. İlk 10 dakikada 400 kişi geldiği anda kapatırım. Sonra 400 kişiden tek tek Instagram hesabını isteyeceğim. Kontrollü öyle yok öyle ezbere değil. Instagram'ın yoksa olmaz. Instagram'ın takipçin yoksa da olmaz. 500 takipçi olacak.
Instagram'ı isteyeceğim, onları kontrol edeceğim. Doğruysa eğer Instagram'ları hemen çat 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 onaylayacağım. Doğru değilse hemen gruptan çıkaracağım onları. Bilginiz olsun. Durum bu. Herhalde bayağı şeyden bahsettik ya. Şimdi soru cevap kısmına geçelim. Yorumlara yazın ki. Şimdi arkadaşlar soru cevapta 76 soru var aslında. Baksan bir sürü soru vardır ama soru cevap kısmına yorumlarda geçersek herkes görmüş. O zaman daha verimli olur diye düşünüyorum. Hemen yorumlara bakalım. Yorum yapmayı açalım ya. Evet. Bence konuştuk. Başka bir şey kaldı mı? Benim hatırladığım yok. Sorusu olan var sorabilir. Ama böyle yani şunları artık sormayın ya. İşte sıfırdan başlıyorum, ne yapmalıyım? Yani işte 10 net yapıyorum, 15 nasıl çıkacağız? Anlattık. Yani burada bir saattir bak 23.35. Yani 65 dakikadır konuşuyoruz. Aynı soruyu 50 defa soruyorsunuz bazen ya. Dinleyin size zahmet yayını. Bu yayın onun için zaten yani. Ama böyle cevap vermediğimiz bir soru olmuşsa burada onu sorar, ben cevaplayayım. Yani ciddi olalım, işimizi ciddi yapalım. Yani burada boş konuşmayalım. Ben bilinçli öğrenci severim. Onu söyleyeyim. Bilinçlendirmek için de elimden geleni yapıyorum yani. Pazar günü yayınımız var, unutmayın. 22.30'da. Ne yapacaktık? Bir deneme sınavında nasıl deneme çözülür? Anlatacağız. Hafta içi de 2023 sorularını çözeceğiz. Problem kitabını yazıyoruz. Vallahi yazıyoruz. Evet. Şu an soru cevap kısmı gelmedi çünkü takip etmeler var. Onlar bir bitsin. Yani yorumlarınız daha düşmedi yani oraya. Heh, şimdi geliyor. Evet. Okuyacağım, biraz duralım. Ya çıkmış soru denemen çok erken. Yani bunu konuşmak için bile erken ya, öyle söyleyeyim ya. Çok erken. Gerçekten çok erken. Bak sonradan gelenler soru sormasınlar o zaman, öyle yapalım. Yani onu sürekli cevaplayamayız yani. Yayın kayıtlı, evet. Valla 500 takipçi olacak ki ben de hani bir şeyler yaptığımız zaman karşına alalım ya. Bir dakika dur. Bir şey sordular, okuyamadım. PDF'ler haftalık. Kampımız güncel kamp. Ben sorular haftalık hazırlarım. Niye kampı sorular haftalık hazırlarım? Çünkü mesela bir yayında bir soru görürüm. Lan dedim, bunu sorardım dedim. Veya böyle bir soru atar. Ya bu soru olsa iyi olur derim. O yüzden kamptaki soruları erken hazırlamıyorum ben. Güncel hazırlıyorum kamptaki soruları. Haftalık PDF'ler olacak yani. Kamp içinde arkadaşlar, kampımız 1 Ekim'de başlıyor. Ben 27 Eylül gibi, 28 Eylül gibi WhatsApp grubu oluşturacağım. Tamam mı? Ama füzemden gireceksiniz derslere, yani sorun yok. Yayına sonradan katılanlar lütfen soru sormasınlar. Yayını baştan dinlesinler. Tamam mı? Soru sormayalım. Tabii ödevlendirme olacak tabii ki, tabii ki, tabii ki. Bak yine kampla ilgili soru soruyorsunuz. Bak yayına sonradan katılan. Bak ben anlattım ben bunu burada yayında. Hesabımda da var video. Lütfen izleyelim arkadaşlar. Lütfen, rica ediyorum. Tamam. Yani bizim branş denememiz var. Yediklimde alabilirsin. Ama video çözümlü olduğu için yani öncelikle verebilirsin. Yani şimdi ben kendi yayınımda onu al bunu al yapamam. Hani video çözümlü, soru çözümlerine bakmak zor olur. Anlatsam daha iyi olur dersen alabilirsin yani. Kampın son kayıt tarihi yok yani. 1 Ekim'de başlıyoruz. Yani başlayınca da kayıt alırız. Dolar sağlamayız yani. Şu an %60-65 civarında doluluk var. Arkadaşlar bakın tekrar söylüyorum. Bak tekrar söylüyorum. Kampla ilgili ben soruları cevapladım. Hesabımın en üstünde bir tane video var. 9 dakikalık. Bir zahmet. Yani vaktinizi ayırın. Çok zor değil bu işler. Orayı izleyin. Orada kafanızda yine soru işareti kalırsa bana sorarsınız. Özelden. Cevaplarım. Olur mu? Öyle yapalım. Yani olay sanki kap yayına dönüyor. Ben onu sevmiyorum yani. Girersiniz. Sorun yok. Aynen. Blokla girersiniz. Telegram linkimiz profilimizde var arkadaşlar. Telegram linkimiz profilimizde var. Oradan bakabilirsiniz yani. KP sorun hafta içi çözeceğim. Gününü belirtirim ben size. Pazar 22.30'da geliyorsunuz. Teorik bilgi vereceğiz orada. Yani sınav nasıl çözülür? Bir deneme nasıl çözülür diye göreceğiz. Tamam mı? Bizim zaten Instagram yayınlarımız 2022'den beri var arkadaşlar. Mesela bu bitti. Dikkat. Bak bu güzel bir soru geldi. Hocam bu da bitti. Ne yapacağım hocam diyenlere ben yakın zamanda bir de Instagram yayınlarını düzenleyeyim ben. Onu anlatacağım size. Tamam mı? Yani hangi Instagram yayınlarının soruları, nerede bu sorular diye anlatacağım o iş bende yani.
Siz bir başlayın. Şu ikisine acele etmeyin başka kitap için. Bir de ben bir şey rica edebilir miyim? Bir şey var aklımda. Unutmuşum onu söyleyeyim. Özür dilerim. Arkadaşlar temel matematik kitabı için bu kitap uygun. Yani şimdi isim de vermek istemem doğru. Ama bizim için şu an antrenmanlarla matematik kitabına çok ihtiyaç yok. Bunun sebebini söyleyeyim. Yani güzel bir kitap. Yıllar önce de 10 yıldır biz de öneriyoruz. Yani yeri zamanı geldiği zaman. Ama şimdi çok fazla orada mesela toplama sorusu var. İşte bizim amacımız toplamayı öğrendik mi? Bitti. Daha toplama yapmak değil. Bir an önce sınava geçmemiz lazım. Ve şıklı soru da yok orada. Ve videolu da değil. Kimin anlattığı da belli değil. Anlatabildim mi demek istedim? Yani videolu olsa bile bizim gibi anlatmıyorlar. O yüzden uygun olan kitap budur. Lütfen dediğim gibi çok antrenmanla vakit çok fazla uğraşıyorsunuz. Size sınavda soru çok çözdürmüyor o kitaplar. Bu sefer ne oluyor? Soru çözdürmeyince bitti kitap soru çözmüyor. Ne oldu? Yine kendimizi kandırmış olduk. Anlaşıldı mı ya? KPSS'ye uygun değil. O kime uygun? Adam meslek lisesidir. TYT'den işte 5-10 net yapacaktır. 3-5 hiçbir şey bilmiyordur. O alsın o adam. Problem yok. Ama bize şu anda uygun değil o kitap. Onu söylemiş olayım ya. Yanlış anlamayın. Yeri gelmişken de söylemiş oldum yani evet. Ben okuyorum şu an yorumları. İşte ek kaynağa gerek var mı? Anlattım ben şu an size. Instagram yayınlarım var benim. Onu anlatacağım. Düzenliyim o yayınları ben. Orada da oradan gidersiniz. Instagram yayınları bittikten sonra da birkaç yayın isim veririz yani orada. Şimdi vermeyeyim erken. Telegram'da zaten yapıyor etkileşimimize gerek yok yani. Çok erken arkadaşlar bakın şu sorular o kadar yanlış sorular ki bak eğer sen örnek veriyorum hocam ben şu an KPSS'de zaten 25 net yaptım geldim diyorsan al branş denemesine hiçbir şeye ihtiyacın yoksa git tarih çalış. Bak söylüyorum sana yani zaten 25 net yapmışsın al denemeye hiç bunları da alma. Bunları da alma. Alma hiçbirini alma al bunu git çöz bu 30 denemeyi çözümlerine bak git tarih çalış anayasa çalış. Ama şimdi yani daha belli seviyeye gelmemişiz daha hızlanmamışız. Sene başı en yakın sınavı 11 ay var, 10 ay var. Yani denemeye ne zaman geçelim sorular için? Yani çok yanlış sorular ya. Yani söyleyeyim ya, yanlış anlamayın beni. Bak tekrar bak yine branş denemesi yazıyorsunuz bak. Ya niye bilerek cevap vermiyorsun? Kim dedi onu ya? Daha pek hocam yazsana sonra ben görmedim ki sorunu sen ya. Bak bir de böyle iğneleyici sorular yazmayın. Zorunlu bir yayında girmeyin o zaman. Öyle şey var mı ya? Bilerek cevap ver. O ne demek ya? Görmemişsiniz sorunuzu. Yayın kayıtlı. Yani bir yayında da birilerine nasıl konuşacağına dikkat edin lütfen arkadaşlar ya. Burada 60-70 dakika yayın yapıyoruz. Kime bilerek cevap vermeyeceğiz yani? Dikkatli konuşalım yani. Biz kimseyi kırmıyoruz. Kimse de bizi kırmaya çalışmasın. Bir dakika dur. Ne demiş? Soru bankası çözün dedim ben ama kendi soru bankamı çözün dedim ama. Bizim geometri olarak arkadaşlar şöyle 26 videomuz var biliyorsunuz. 26 videomuzda ben konuları anlattım. Şöyle bir şey yapabilirsiniz. Orada da ilk videonun altında PDF var zaten geometride. PDF'miz var. İlk videonun altında PDF var. Onları indirip 26 videoyu bitirin. Orada belli konulardan zaten orada da bahsediyorum. Orada da rehberlik yapıyorum zaten arkadaşlar. Belli konularda da bahsediyorum. Oradan sonra son 5 yılın ALES, DGS, KPSS sorularını çözün. Bence çok ekstra bir şeye ihtiyacınız yok. Onu da söyleyeyim. Bunda da geometri var zaten soru bankamızda çözebilirsiniz yani. Tamam mıdır? Geometri için de öyle. Ama geometri çalışmak için de mutlaka bir 20 seviyesine gelin. Bak 20 seviyesine gelmeyen KPSS öğrencisi, 30'u geçmeyen DGS, ALES öğrencisi geometri çalışmasın. Söylüyorum. Vaktin kalmaz zaten. Kimse töpük olmasın yani. Burada biz garantili iş yapmıyoruz. Ha bak şunu söylemeyi unuttum ben yayında. Onu da söyleyeyim şu anda ben size. Şimdi arkadaşlar bakın. Adam bana mesaj atıyor. Biz Hacı Hoca'ya falan mı benziyoruz ya? Adam bana mesaj atıyor. Bir saniye bekleyin. Bir soru sormayın bekleyin. Diyor ki hocam diyor kampınıza katılacağım. 10 net yapmam lazım. 10 net yapar mıyım? Ya biz muska falan mı yazıyoruz? Biz onu Hacı Hoca gibi mi duruyoruz yani? Biz garantili kamp yapmıyoruz. Kimseye garanti vermiyoruz.
10 net yapar mıyım sorusun kendine sor sen. Çalışır mıyım sor. Çalışırsan yaparsın. Anlıyorsun hocadan. Biz anlatırız yani, problem yok. Yani ben ne bileyim, garanti istiyor, anladın mı? Şimdi para verecek ya 1500 lira, 1300 lira. Diyor ki 10 net yaparsan vereyim. Yapamazsan parayı geri alacak benim. Ya kardeşim, yani biz muska yazayım sen o zaman. Ne yapayım ben? Yazayım bir tane muska yazayım. Oradan 10 net muskası var, 20 net muskası. Ne para kazanırım biliyor musun? 10 net muskası var. Arkadaşlar soru bankamızda değişiklikler var. 2022 varsa 24 alalım. Onu söyleyeyim yani. 22 varsa 24. 23 varsa arada 15 test falan değişti. Çözümleri yenilendi. Yani kararsızların bunun şimdi maddi bir şey karşılığı var. Şimdi 100 lira bu. Ben sana bunu zorla al diyemem. Videoları duruyor. Kararı sen ver yani. Hangisine rahat ediyorsan bir şey. Ama şunu almanızı öneririm. Güncelledik yani. Videolar da yenilendi. Öneriyorum. Ama almazsan da dünyanın sonu değil yani. Onu da söylemiş olayım. Yani bir şey olmaz almazsan da yani. Şimdi başka bir yayına şu an geçmeyelim. Çok erken. Bak şimdi adam şöyle yap. Bak öğrencinin hatası. Kitabı almış. Al demişim kitabı. Almış. Söylüyorum sana. Hazır mısın? Bir sayfa çözüyor. İki sayfa. Çat mesaj. Hocam bu kitaptan sonra hangi kitaba geçeyim? Zıkkımın dibine geç. Zıkkımın dibine. Ya bir çöz. Ya daha ikinci sayfadasın ya. İkinci sayfadasın. İkinci. Ya sen kafana matematik yapmamayı koymuşsun. Sen lafa dolanıyorsun. Sen lafa dolanacak adamsın yani. Hangisini çözeyim, kimi alayım, oradan alayım, hocaya mesaj atayım, oradan burayı. Ne yaptık şimdi sen? Ne yaptın sen şimdi şu an? Ne yaptın ya? Ya bir çöz şu kitap, bitti mi? Bitince ne yapacağım peki? Bak böyle bitince ne yapacağım? Elinin körünü yapacağım. Buna geçeceğim. Hocam bundan soru bankası daha söyleseniz olmaz mı? Ya matematik yapmamak için elinden geleni yapan öğrenci var ya. Bak matematik yapmamak için yemin ediyorum size elinden geleni yapan öğrenci var ya. Yapmamak istiyor ya. Nasıl yapmam diye uğraşıyor yani. Adam kitabı alıyor bak şimdi. Ben hep bütün kitaplar videolu. Hepsini yapmışım. Bak anlatmışım. Kitabı alıyor. 2x bölü 5 4 yaşın. 5 karşıya gitmiş. Çat resim. 5 nasıl karşıya gitti hocam? Ya biz neyiz orada ya? Ben bu mesajlara cevap vermek zorunda mıyım? Veriyorum. Bak veriyorum ama bir gün vermeyeceğim. Onu da söylüyorum bak. Bak veriyorum ama bir gün vermeyeceğim. Ya sen bu hakkı kendinde bulamazsın bak. Söylüyorum. Bu hakkı kendinde bulamazsın ya. Allah Allah. Bunun videosu var ya. Anlatmışım ya. 5 karşı içler dışlardan geçer diye anlatmışım. Karakodlar çözmüşüm soruyu. Daha diyor ki bunu da anlamadım. Onu da cevapla diyor bana şimdi YouTube şeyden, Instagram'dan. Öyle şey olur mu ya? Öyle şey olur mu ya? Allah Allah. Biz neyiz arkadaş? Tövbe estağfurullah. İçiyorum. Evet. Yok ben her mesaja cevap vermeye çalışıyorum yani, yok öyle bir düzenim yok ama bir ara vermeyeceğim yani. Çok zorlayan öğrenciler oluyor, var, kırmak istemem çünkü süreci de moralleri bozulursa sebebi bizden bulurlar, ben buna karşıyım yani. Benden dolayı morali bozulmasın öğrencinin, çünkü öğrenciyi çok seviyorum ama yani bazıları da zorluyor gerçekten, bazı şeyleri zorlamayalım arkadaşlar yani, zorlamayalım yani, lütfen işimize bakalım, üstüne işimiz gücümüz var lütfen yani, olur mu? Bu kitaba da bu arada göstermiş olduğunuz Yoğun İlgi'ye teşekkür ediyorum. Gerçekten şu an Türkiye'nin en çok satan soru bankası olabilir. Bak sonradan girenler yine soruyor. Problem ne zaman çıkacak? Onu biz yayının başında cevapladık. Aynı soruları evet cevaplamayalım. 4 yıldız testler zaten siz çözmeyin diye var bu kitapta. Ya bu 4 yıldız testleri izleyip öğrenmeniz için koyduk. Yani bu sorular nasıl çözüldüğünü izleyip öğrenin. Bir şeyi çözemeyince canınızı sıkmayın. Öğrenmek de güzeldir. Onu öğrenmiş olarak düşünün ya. Anladın mı demek istediğimi? 4 yıl testleri biz zaten zor soru koyduk oraya. Yani çözememe ihtimaliniz yüksek. Bağlıdır özel sorular zaten. O yüzden canınızı sıkmayın öyle şeyler yani. Anladın mı demek istediğimi? Öğrenmek için çözümlerine bakın isterseniz. Öyle daha güzel olur. Bu sene Kayseri'deyim. Evet birkaç kişi yazmış. Kayseri'ye geleceğim bu sene. 2 gün oradayım. Pazar pazartesi günleri oradayım aynen. Tek başına bana soruyorsunuz da ben bilmiyorum arkadaşlar. O kurumla alakalı benle değil. Tek matematik kampı, matematik dersi alabilir miyiz falan. Onlarla hiçbir bilgim, ilgim yok. Kayıtla ilgili hiçbir sürece dahil değilim. Sadece geleceğim. Ders verecekler. Derse gireceğim. Tamam. Bak yine bak aynı sorular dönüyor. 14 net için ne yapmam lazım? Arkadaşlar biz net sayısına göre bir muska yazmıyoruz. Tekrar söylüyorum yani.
O yüzden lütfen rica ediyorum. Bunu bu yayını baştan sona izleyelim yani. Zaten bu yayını izlemeyene artık cevap vermeyeceğim. Ona karar verdim yani. Yayında izliyor, soruyorsunuz. Bakıyorum ben orada. Adana'ya inşallah geliriz ya. Bilmiyorum. Bu sene birkaç yere geliriz aynen. Videoyu kaydedeceğiz aynen. Sıkıntımız yok. Soruları görmüyorsunuz demiş. Vallahi çok hızlı akıyor. Görmeye çalışıyoruz yani. Şimdi o kadar şey 80 dakikada boş konuşmuyoruz. Bir şeyler görüyoruz da. Bazılarını atlayabiliyoruz. Kusura bakmayın. Siz de hemen bak. Siz daha benden daha çok geriliyorsunuz biliyor musunuz? Bak bir tane şey yazdı. Bilerek cevap vermiyorsunuz yazdı. Bir soruyu görmüyorsunuz diyor. Görmüyoruz ne yapalım? Görmüyorsak ne yapalım? Görmüyoruz işte. Görsek cevaplarız. Sıfır matematik çözdüm oturmadı. Ne sıfır matematik çözdüm anlamadım. Yarı yere doğru çıkması iyi bir şey değil tabii ki. O yüzden iyi telaffuz etmeniz lazım yani. Bir soru bir cevaplara Feyzullah devam etmeye çalışacağım ya evet. Bu sene ederim herhalde bir sıkıntı olmazsa. Onu bir yüz yapsaydım iyiydi. Kamp tabii ki kaydolacak. Bursa'ya gelin hocam inşallah. Kampa kadar neler yapacağınızı aslında konuştuk. Biz tabii ki temel matematik kitabını kesin bitirmeniz gerekiyor. Yani temel matematik kitabını kesin bitirip gelin kampa. Toplama çıkarma yapmayacağız kampta yani. Söyleyelim. Papatya çay içmiyorum. Normal çay içerim. Hafsun Ales var. Kolaylıklar diliyorum. Antrenman sayısı çok KPSS'yi ben şahsi olarak, ben bu şahsi fikrimdir. Yani çok çok fazla soru var. Bir yerden sonra gerekli soru sayısına ulaşmış oluyor öğrenci. Gerek yok o kadar soru çözmeye, toplama çıkarma, denklem çözme. İşimiz çünkü o değil. İşimiz bir an önce KPSS formatına geçmek. O yüzden şu kitapta KPSS formatı sorular var. Yani tavsiye ettiğimiz budur. Bilginiz olsun. İnşallah geliriz o dediğiniz illere bakalım. Nasip. Evet. Yedanlı geometri kitabı gelir mi hocam diyenler var. Evet. Projesinin taslağını çıkardık. O da gelecek. Aynen. O biraz. Şimdi ben söylemek istemedim çünkü niye? Desem ki onu yazıyoruz desem bu sefer 50 tane soru gelecek. Ne zaman çıkar diye. Ama sorduğunca söyledim. Onun da projesi var. Problem kitabından hemen sonra da geometri kitabını çıkaracağız. Yani 7 alım serisi 3 kitap olacak. Temel matematik, problemler, geometri. O da bu yıl başına yetişir. Bilginiz olsun. Yani var. Bizim 7 iklimde de projelerimiz var. O da zamanında gelecek. Evet aynen. Orada da bir şeyler yaparız yani. Saatli matematik çalışılmaz, günlü matematik çalışılmaz, bir şey bitsin diye çalışılmaz. Tekrar tekrar söylüyorum, onlara söylemiş olayım yani. Olmaz. Yani anladığınız kadar matematik çalışırsınız. Yani anlıyorsanız devam edersiniz, zorlandığınız yerde bırakırsınız, tekrar araya bir şey kalıtarsınız. Böyle gidersiniz yani matematik anlamak için çalışılır. Tekrar söylüyorum. Matematikteki konular ve dersler bitirmek için çalışılmaz yani. Onu da söylemiş olalım. Bak sıfırdan başlayanlar kaç hangi yayın önerirsiniz diyor. Yani sabahtan beri konuşuyoruz. Hiç konuşmamış gibi soru soruyorsunuz gerçekten yani. Oluyor bazen. Saat koymayın kendinize arkadaşlar. Onun bir kuralı yok yani. Kaç soru çözmeliyim? Kaç saat olması lazım? Şu kitapları gösterdik zaten. Kaç soru varsa o kadar soru çöz işte. Mesela burada kaç üst sayı sorusu varsa o kadar çöz. Nerede anlamayı zorlanıyorsan, nerede bir sıkıntı yaşıyorsan bırakacaksın. Ara vereceksin. Ben ders çalışma programı hazırlamıyorum. Onu ben bilemem. Ben o gün işine karşıyım dedim. Şu günde şu bitsin. Bitmedi ne olacak? Anlamadı. Ne olacak? Bitmiş mi olacak? Anlamasan da bitmiş oluyor o zaman. Olmaz o yanlış olur. Burada hoca ismi vermiyoruz hocam. Ben çıkmıyorum. İsteyen çıkabilir. Yayın benim yayınım. 12'de bitirelim. Ya ben online kamp yapıyorum. Bak bu gerçek ha. Vallahi bak Flash TV olsa ben Flash TV'ye çıkardım. Online kamp yapmıyor muyum ben? Bak yemin ediyorum adam soru sordu bana ya. Hocam kamp online mi dedi. Bak vallahi diyorum. Ben vallahi diyorum ya. Ya bu soru da geldi bana ya. Ya ne cevap veriyoruz. Ya psikolojim bozulacak ya. Adam diyor ki işte çalıştım şöyle oldu böyle oldu. Diyorum ki hangi kitapta çalışıyorsun diyorum. Sizde çalışmıyorum başka hocada çalışıyorum diyor. Ya git ona sor o zaman bana soruyorsun. Tövbe sallamıyor sen adam. Neye çalışıyorsun adamla? Adam seni sallamamış. Yani bu 2-2-4 yani. Ne yapayım ben şimdi? Yani soru direkt sayısal mantığı bu sene yetiştiremeyiz ya. Ama çok sayısal mantık dersi yapacağımızı inanabilirsiniz yani problem yok. Ya neler var ya. Şimdi bak. İnsanlara kızabiliriz. Doğru. Ama kimseyi küçümsemiyoruz. Burada da aşağıdaki yorumlardan da bunu anlayalım. Ben burada kızıyorum ama yani normalde mesajlarda kimseyi ben küçümsemedim. Kimseye bir şey yapmıyoruz. Bu noktaya lütfen dikkat edelim. Kimseyi küçümsemiyoruz. Tamam mı arkadaşlar? İşte bunlar memur olacak falan. Bunlar doğru şeyler değil. Oluyor. Memur olabilir. Adam matematiği iyi değildir. Başka bir şey iyidir mesela. Öyle demeyelim de.
Ben ona çok karşıyım. Ben küçümsemem kimseye çünkü. Dikkatli olun. Tekrarı nasıl yapacağız demiş. Şimdi zaten bu kadar kitap çözdükten sonra tekrar için de Instagram yayınlarımızı kullanacağız. Onu da ben ileriki zamanda anlatacağım yine. Böyle rehberlik yayını yaparak. Bu sene rehberlik yayını arttırıyoruz zaten. Yani bu bitti mi? Bunlar bitti mi şimdi bak? Bu bitti sende. Düşünelim. Şu bitti. Bu bitti. Sonra nasıl tekrar edeceğiz diye soruyorsan anlatacağım. Ama bunlar bir bitsin. Olur mu? Yani şu an hepsinin bittiğini düşünmüyorum. Tamam. Doğrudur evet. Şu Sivas'ta bir kurumda çalışmıyorum onu söyleyeyim. KPSS'de TYT'de ortak konuları var problemlerde ama hepsi değil tabii ki. O yüzden TYT'de de başka konulara eklemeniz gerekiyor. Yani birebir ortak konularımız var tabii. 15-20 arası ortak sorumuz çıkıyor. Özellikle problemler kısmında ama dediğim gibi ona dikkat edelim. Herhalde bitti ya sorular. Takıma geçtik çünkü hangi takımlısınız diye. Evet. Tamam. Bitti gibi. Bir sıkıntı yok yani. Bak yine soruyorsunuz. Arkadaşlar bizim kitaplarımız bir bitsin. Bir bitsin ya. Bir lütfen rica ediyorum bak. Bir bitsin. Bir başlayın. Bir bitirin. Sonra ben size Instagram yayını önereceğim zaten. Bak Instagram yayını önereceğim ben size. O da biterse birkaç da yayın isim vereceğim. Tamam. Onu da vereceğim yani. Ya bir onlar bir bitsin ama yani belli bir seviyeye gelelim. Lütfen. Yani daha işte bir şey bitmeden o bitince ne yapacağımı sormak çok doğru değil. Ama ben bitirdim de hocam diyenler alsın deneme çözsünler. Deneme çözsünler. Matematik iyisi zaten belli bir seviyeye gelmişse gitsin başka ders çalışsınlar. Ara ara deneme çözersin. Soru bankası bitti. Daha 11-12 ay var yani. Şu anda 25 seviyesinde bir öğrencinin bu yayını dinlemesine gerek yok. Adam 25 seviyesinde de bu yayını niye dinliyor şu an? Gerek yok. Tamam gidiyorum ben. Bir şey diyor musunuz? Bence bayağı soruya cevap verdik. Problem kitabını biz çıkaracağız. Lütfen problemi çalışmak için erken beklemeyin. Acele etmeyin. Özür dilerim yanlış kullandım. Lütfen bak problem kitabının en güzelini çıkaracağım. Tamam mıdır? Doğru hoca doğru kaynak. Çok da kaliteli olacak. Lütfen. Rica ediyorum. Biraz sabır. Hemen problem burada var. Biraz başlayın bir şey olmaz. Burada da var problem. Sıkıntı yok. Benim öğrenci iş yayınımda da problem videolarım var. Öğrenci iş yayını orada da var. PDF'si de var hepsinin. Oradan çalışsan şu an. Bekle biraz problem sana da. Tamam. Sıkıntı yok yani. Evet. İyi geceler diliyorum. Bu arada çıkmayan, yaklaşık 1,5 saattir çıkmayan 700 kişiye de teşekkür ediyorum. Onu da söyleyeyim. Şarkı daha açmadık. Şarkıyı açarız. İlerleyen süreçte. Geçen sene depremden sonra hiç açmamıştık şarkı çünkü. Bu sene artık bir yerde bir şekilde açarız gibi duruyor. Ben gidiyorum. Tamam mıdır? Şimdi bu yayını paylaşacağım. Altına yazacak. Diyecek ki sıfırdan başlıyorum. Ne yapmam lazım diyecek. Ona ben zıhımın dibi yazacağım. Tamam. Sonra bana niye zıhımın dibi yazdınız? Bana niye böyle yaptınız diye hiç kimse küsmesin darılmasın. Tamam. Söylüyorum bak ya. Anlaşıldı mı? Evet, en son Zeynep Bastık aynen öyle olmuş. En son Zeynep Bastık açmıştık. O da bizi şikayet etti. Telif yemiştik. Yayınımız ilk defa telif yemişti ya. Telif yemişti ya. Zeynep Bastık'ta. Ne olur yani Zeynep. Zaten izlenmiş 2 milyon şarkı. 3 milyon 5 milyon. Yazıklar olsun. Tamam mıdır? Gidiyorum ben. Kendinize çok iyi bakın. Pazar günü 22.30'da görüşüyoruz. O zaman o kadar uzun sürmez. Bir yarım saat sürer. Orada bir deneme sınavında kaç dakikayı nereye ayırmalıyız tarzında bir yayın yapacağız. Çok fazla Dilan Polat tarafına gitmememiz lazım bizim. Artık o tamam. Bir paylaştı bizi çok buradan uzaklaşmamız lazım. Bir yarım saatlik bir yayın yaparız pazar günü. Tamam orada da deneme sınavı olayını anlatırız. Bilginiz olsun. Tamam mı? Kendinize iyi bakın. Tamam önce sen kapat. Tamam, siz çıkın da ben çıkayım. Aynen. Tamam hadi görüşürüz bakalım. İyi geceler diliyorum. Saygılar sunuyorum. Tamam.